Resulü ya Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmaîn. Çok değerli kardeşlerim, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Tuncer hocamızın da ifade ettiği üzere aslında konu önemli bir konu. 14 asırdır hakkında belki en çok kitap yazılan bir şahsiyetten, pek çok konuşulan, efendim sadece hakkında yazılan kitaplardan oluşan birçok literatürün oluştuğu bir şahsiyetten, Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan, hocamızın ayet-i kerimede ifade ettiği gibi Üsve-i Hasene'den bahsedeceğiz. Anlama problemi belki asrımızın problemi. Buna belki tasavvur da diyebilirdik. Gerçekten birçok şeyi yeniden okumamız, yeniden anlamamız gerekiyor. Birçok şey biz iman konusu dedi Tuncer hocamız. Gerçekten iman konusudur. Hazreti Peygamber'e inanmak. Ama aynı zamanda ilmin konusudur ve mesele ilim olunca iman konusu olan bu hususta ulemanın yazıp çizdikleri, daha sonra modern dönemde anlatılanlar, konuşulanlar, tartışılanlar hepsi bir araya geldiğinde ciddi bir tasavvur problemimiz ortaya çıkıyor. İman konusu olduğunda biz aslında çok küçük yaşlardan itibaren Peygamberimizi öğrenmiş oluyoruz veya öğrendiğimizi zannediyoruz. Ama daha yakından baktığımızda birçok konuda bize anlatılanlar, bize öğretilenler ne derece doğrudur? İlim terazisine koyduğumuz zaman bunların kıymeti harbiyesi nedir? Bunların tartışılması gerekiyor. Sadece hocam çok isabetle Üsve-i Hasene ayetini okudu. Bu ayeti bütün Müslümanlar bilir. En güzel örnek olduğunu herkes bilir. Ama bu ayeti kerimenin Ahzab suresi içerisinde Hendek Savaşı, aynı zamanda Ahzab Savaşı da deniliyor. Niye Ahzab Savaşı deniliyor? Çünkü müşrikler, Yahudi kabileleri, münafıklar ve bedeviler, yani bu dört farklı grup bir araya gelmişler. Bugünkü tabirle müttefik güçleri oluşturmuşlar. Medine'yi yıkmaya, yok etmeye geliyorlar. Ve Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam Medine'yi koruyabilmek için birkaç hafta içerisinde bizzat kendisi de canla başla toz, toprak, ter içerisinde hendek kazıyor. Bir hendek oluşturuyorlar. 2,5-3 kilometre uzunlukta bir hendek kazılıyor. Tabi karşıda bir güç, kuvvet, o müttefik güçler o kadar güçlü ki Müslümanların ne silah olarak, ne asker sayısı olarak onlar karşısında yeterli bir savunma ortaya koyabilmeleri çok zor gibi gözüküyor. Nitekim Ahzab suresi sadece bu olayı anlatan surede müminlerin, sahabe-i kiramın zihinlerinde, gönüllerinde zelzeleler oluştuğunu anlatıyor ayet. Zülzilu ifadesi. Sarsılıyor Müslümanlar. Neredeyse hendek aşılırsa Medine yok olacak. İslam yok olacak. Hazreti Peygamber belki yok olacak. İşte tam o hengamede bu ayetler geliyor. Ve Allah Resulü'nün diğer insanlar gibi bizzat hendekte çalışması, terlemesi, toz toprak içerisinde kalması ama cesaretinden, metanetinden hiçbir şeyi esirgemeden hala Allah'a olan inancını, imanını koruyup Allah'ın yardımını beklemesi konusunda sizin için peygamberde bir örnek vardır deniliyor. Ben bu bağlamı, ayetin bu bağlamını birkaç sene önce fark ettim. Artık biz kaç defa hatmettik, kaç defa Ahzab Savaşı'nı, Hendek Savaşı'nı öğrendik.
Evet, her konuda üsve-i hasene ama müttefik güçler karşısında bir duruş sergileme özel bağlamında bunun bu şekilde ifade edilmesi çok daha anlamlı. Örnek, her yer örnekli ama böyle bir ortamda örneklikten söz ediliyor. Dolayısıyla bizim sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı okurken, yeniden anlama çabası içerisine girerken, inanın daha öğreneceğimiz çok şey var. Hani başka şeyler anlatacaktım ama üsve-i hasene girince burada sorayım mesela size, şimdi Medine, burada kaç kişi hac veya umre yaptı? Medine'yi görmeyen kaç kişi vardı? Daha doğrusu hacca veya umreye gidenler bir işaret buyursun. Yarısı. Şimdi Medine'nin bir tarafına hendek kazılıyor. 2,5 kilometre, 3 kilometre hendek kazılıyor. Yani şöyle şurayı bir yuvarlak kabul edecek olursa, burası Medine. Şöyle şuraya kadar diyelim ki hendek kazılıyor. Bu Medine bu hendekle nasıl korunmuş oluyor? Şimdi bunu ben öğrencilerime sorduğumda Medine'ye gitmeyenler diyor ki hocam Medine dağlıktır, işte Uhud dağı var, ondan dolayı böyledir falan. Değil mi? Medine dümdüz arazi. Bunu da bu seneki haccımda değil, bir önceki haccımda, birkaç sene önce öğrenmek nasip oldu. Şu andaki Muğla müftümüz o bizi gezdirirken anlattı. Şimdi Medine uydu fotoğraflarına bakarsanız görebilirsiniz. Labeteyn yahut Harreteyn diyorlar. İslam öncesi dönemlerde bir volkanik patlamadan kaynaklanan tamamen o volkanik lavların donup çok pütürlü böyle maden kömürü gibi, taş kömürü gibi simsiyah bir zemin aslında. İki taraf böyle simsiyah bir kayalıklardan oluşuyor. Ama ortada bir vaha var, o vahada işte Medine var, Medine'nin evleri var, efendim hurmalıklar var. Allah Resulü develerin, atların girebileceği, saldırabileceği o mekana, o geniş mekanı hendek kazdırıyor. Öbür tarafa da nöbetçiler tutuyor. Böylece o tabi bir koruma, o labeten, harreten dediğimiz kara taşlıklardan dolayı bu kadarcık yer Medine'yi korumaya yetiyor. Ama tabii ki Allah'ın yardımı olmasaydı, o bütün insanların neredeyse soğuktan donmak üzere olacak şekildeki o şiddetli soğuklarını Allah göndermeseydi, belki de müttefik güçler dönüp gitmeyecekti. Ama Allah Resulü bir peygamber olarak kıyamete kadar ümmetine örnek olan olacak bir şahsiyet ne yapıyor? Her türlü tedbiri alıyor. Hendeği kazıyor. Hatta onlar gelmeden, müşrikler gelmeden oralardaki bitkileri falan biçtiriyor. Yani develerine otlak vesaire kalmasın diye. Her türlü tedbirler alıyor. Hendek kazılıyor. Mesela kitaplarımızda rahmetli Hamidullah Hoca falan der ki hendek efendim 5 metre derin, 9 metre geniş. Yani Melik Gökçe'nin böyle metro kazdığı yer gibi falan diyor. Bu tabii inanılacak bir rakam değil. Ha ben bunu çalışmalarımda şöyle ifade ettim. Biraz makul hale getirdim. Bir atın daldığında çıkamayacak kadar. Çünkü kazdıkları toprağı bir tarafa, toprak, kum, taş falan bir tarafa yığıyorlar. Biraz inik, biraz çıkık bir set olduğunda at karşıya geçemiyor. Hızla gelip karşıya atlayamayacak kadar da bir mesafe. Yani bunu makul bir şekilde anlamak gerekiyor. İşte bu hendekler falan kazıldıktan sonra ilahi yardım geliyor ve Cenab-ı Allah üsve-i hasenesini orada gerçekten kıyamete kadar bizlere göstermiş oluyor. Evet, bu girişten sonra yani bir problemimiz var, anlama problemimiz var. Buna eğer dilim döner, meramı anlatabilirsem dersin sonunda belki sohbetin sonunda böyle bir problemin varlığını sizlerle paylaşmış olabileceğim. Hocam, bu hende, bu İranlı birisi önermiş değil mi? Selman-ı Farisi, evet. Şimdi aslında anlama yahut eski ifadeyle tasavvur dediğimiz şey
neredeyse inanç esaslarımızın her birisi için geçerli. Yani Allah tasavvuru, nasıl bir Allah'a inanıyoruz? Nasıl bir peygambere inanıyoruz? Melek tasavvurumuz, nasıl bir meleğe inanıyoruz? Ahiret tasavvurumuz, kaza kader tasavvurumuz, kitap tasavvurumuz, modern dönemde zihinler epey karıştı. Dolayısıyla bu tasavvurların, bu anlayışların yeniden konuşulması, yeniden tartışılması ve daha saf, daha arıduru bir sonuca ulaşılması gerekiyor. Şu anda biz tasavvurlarla gerçeklik arasında, telakkilerle anlayışlar arasında, algı ile olgu arasında, yani Hazreti Peygamber'in yaşadığı ortam, yaşadığı olgu, yaşadığı gerçeklik nedir? Bir de ümmetin algıladığı peygamber anlayışı nedir? İnanışlar var, hurafeye varan, bir de iman var, kültür var, bir de bilgi var. Bütün bunlar arasında işte siret gerçekliği ile tasavvurlarımız arasında acaba peygamberimizi nasıl okuyacağız, nasıl anlayacağız? Peki neden böyle bir anlama problemiyle karşı karşıyayız? Veya neden ben buraya gelirken böyle bir konuyu sizlerle paylaşmayı düşündüm? Çünkü çok güncel tartışmalar da vardı bu konuyu biz kararlaştırırken. Yani şu anda özellikle bazı tarikat, cemaat çevrelerinde bakıyorsunuz Şeyh Efendi doğrudan Allah'la konuşuyor. Allah'la konuştuğunu geliyor, bir şeyler söylüyor, dergilerde yayınlanıyor. Bakıyorsunuz dizilerde, filmlerde Hazreti Peygamber'e roller veriliyor vesaire. Bütün bunlar bizim Peygamber Efendimiz'i daha sağlıklı bir şekilde anlama noktasında yeniden düşünmeye sevk ediyor. 14 asırdır eğer sevgili peygamberimizle ilgili yazılan, çizilen kitapları hani rakam olarak söyleyebilsek yüz binlerce kitap vardır. Fakat 14 asırdır bütün ulemamız pek çok kitap yazdığına göre bu kadar kitap olmasına rağmen modern dönemde biz neden yeniden peygamberimizi konuşalım diyoruz? Bunu bize bizi buna sevk eden amirler nelerdir? Bir defa pozitivizm dediğimiz bir husus var. Rasyonalizm var, modernizm var. Akademik yaklaşımlar, bilimsellik var. Yayınlanmış tartışmalı birçok kitaplar var. Geleneğimizden devraldığımız pek çok yaklaşımlar, yorumlar, ön kabuller var. Popüler kültür var. İşin içerisinde oryantalizm dediğimiz batılı Müslüman olmayan İslam araştırmacılarının yazdıkları, çizdikleri var. İslamofobiye dediğimiz, işte en son birkaç sene önce Danimarka'daki karikatür krizi gibi hususlar var. Efendim, din düşmanlarının yazıp çizdikleri var. Eskiden biz bunlara zındıklar diyorduk. Mesela ülkemiz açısından söyledik o. Bir zamanlar il müftülüğü de yapmış ama sonradan İslam'ı bırakmış, dinden dönmüş. Turan Dursun gibi, hepinizin yakından bildiği İlhan Arsel gibi yahut işte Batı'da Selman Rushdie gibi çeşitli yazarlar, çizerler var. Bunlar açıkça Hazreti Peygamber'in aleyhine yazmadık şey bırakmamışlar. Yapılan araştırmalar var. Yine son yıllarda bir hayli çocuk kitapları var. Hazreti Peygamber'i çocuklarımıza anlatan. Bütün bunlar ve bunlarda anlatılan bilgiler gerçekten ne kadar doğru? Veya benim şimdi size anlatacaklarım ne kadar doğru? Yani az sonra örnekler vereceğim. Yani böyle aşırı uç fikirler, kanaatler var ki bütün bunların içerisinden biz sevgili Peygamberimizin hayatını, onun sünnetini, onun rol modelliğini, onun kimliğini nasıl öğrenmiş olacağız? İşin doğrusunu nasıl bulacağız? Bir defa çocuk yayınları bile o kadar önemli bir husus ki şimdi mesela ortaokullara falan siyer dersleri koydular. Yani ilahiyat fakültesindeki, üniversitedeki bir talebeye peygamberimizi anlatmak çok zor değildir. Ama 7 yaşındaki bir çocuğa, 8 yaşındaki bir çocuğa peygamberimizi anlatmak her baba yiğidin kârı değildir. Neden?
çocuğun dilini, dünyasını bilecek, çocuğun kavramlar dünyasını bilecek, soyut kavram, somut kavram neleri anlayabileceğini bilecek, çocuk kaç kelimeyle konuşuyor, hangi kelimeleri algılayabilir bilecek, çocuk psikolojisini bilecek, çocuk edebiyatından haberdar olacak, psikoloğu, pedagoğu vesairesi bir komisyon olacak ki o 7 yaşındaki çocuğa hitap eden bir kitap ortaya koyacak. 9 yaşındakine farklı yazılacak, 12 yaşındakine farklı yazılacak ki bu çocuklar kendi seviyesine göre Peygamberimizi hem sevebilsinler hem de algılayabilsinler. Bu noktada Türkiye'de azımsanmayacak kadar çok çalışma var. Ama her birinin eleştirdiği o kadar çok yönler var ki bunlar üzerine yapılan çalışmalar da var, eleştiren çalışmalar. Mesela bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'nda neşrettiğimiz Dinimi Öğreniyorum, Peygamberimi Öğreniyorum serisi var. Çocuklara dönük hazırladık. Valla çizgilerini, resimlerini çocuklar çok seviyor, metinlerini, kitabın içeriğini anneler babalar çok beğeniyor. Çünkü çocuklar okumuyor, metin çok fazla. Çocukların yaşını hiç dikkate almadan hazırlamışız. Ve geçmişe göre iyi bir sıçrama, iyi bir gelişme ama ne yazık ki ihtiyacı tam karşıladığını söyleyemeyiz. Evet, şimdi bütün bunlar, hani pozitivizm, rasyonalizm, yani bunların üzerinde çok fazla durursak konuya gelemeyeceğiz. Bunların etkisi var. Yani geçmişte şöyle bir güzel tarafımız vardı. Ne kadar güzeldi bu da tartışılır da. Diyelim ki Anadolu'nun herhangi bir ilçesinde, kasabasında, köyünde vatandaş kafasına takılan bir soruyu gider hoca efendiye sorardı. Caminin hocası muhtemelen ilkokul mezunu, işte varsa biraz emsile bina bilmiştir. Ama hoca efendi o kara taplı kitaptan bir cevap verirdi. Vatandaş da eyvallah hocam tamam derdi. Böyle bir teslimiyet vardı. Hoca efendinin bilgisini hani şu anda biz merak, hani rahmetli ninem var. Köyümüzde imamlık yapmış Hafız Osman diye bir hoca efendiden bahseder. Hadis nakleder gibi onun sözlerini nakleder. Şimdi ben o adamı çok merak ediyorum. Öbür tarafta bir görebilirsem nasıl bir adamdı ki köyde bir nineye onun sözleri köydeki kadınların dilinde hadis gibi nakledilmiş. Bunu nasıl başardı? İlmi ne kadardı? Yani akademisyen değildi. İlkokul mezunu bile değildi belki ama işte köyde ücretle tutulmuş bir hocaydı. Onun dediği her şey dindi, onun dediği her şey bilgiydi, hiç kimse sorgulamaz. Ama şimdi öyle değil. Şimdi özellikle aramızda ilkokul öğretmenler falan varsa, yani çocuklar öylesine çetin sorular soruyorlar ki öğretmenler de bizler de çakılıp kalıyoruz. Şimdi siyer dersleri koyduk mesela bu ortapolara. Hazreti Peygamber'i anlatıyoruz. Anlatan hoca ne kadar doğru anlatıyor? Sunduğumuz malzeme ne kadar doğru? Hazırlanan kitaplar ne kadar doğru? Bunlar mesela beni ciddi anlamda endişelendiriyor. Bir taraftan çok sevindik. İyi, Peygamberimizi küçük yaşta çocuklara öğreteceğiz. Ama nasıl öğreteceğiz? Hangi peygamberi öğreteceğiz orada? Geleneksel bildiğimiz, öğrendiğimiz şeyler mi? Yoksa hakikaten bir ilim süzgecinden geçmiş bilgilerle mi? Şimdi Peygamber Efendimiz biz nerelerden öğreniyoruz? Nerelerden elde ediyoruz bu bilgileri? Tabi siyer, mazi ve tarih kitapları başta. Hadis kitapları, tefsir kitapları, tasavvuf kitapları. Ama daha çok vaaz ve menkıbe kitapları, bizzat Peygamberimizin üstün taraflarını ortaya koyan delail, şemail ve hasais türü kitaplardan, bunların tercümelerinden, edebi eserlerden, Ahmediye, Muhammediye gibi, Mevlid gibi çeşitli klasiklerimizden öğrenmişiz. Bunlar şu son zamanlarda tabii gündemden düştü ama yaşı müsait olanlar belki sözüme katılacaklardır. Anadolu'da henüz daha Müslüman bir ailenin elinde matbu bir Kur'an, Musaf yokken bazı evlerde bu Ahmediye ve Muhammediye kitapları vardı. Ve ben merak ediyorum, acaba bunları çok bilinçli bir şekilde ücretsiz mi dağıttılar? Yani halkın kafasına farklı bir peygamber imajı vermek için mi yaptılar bilmiyorum. Yani Mustafa bulamamış ama Ahmediye var, Muhammediye var. Modern dönemde bu edebi türlerden işte Dursun Ali Erzincanlı gibi böyle şiirimsi anlatılar var ve bu anlatılanların da ne kadar doğru ne kadar yanlış olduğu da tartışılmalı.
bizim küçüklüğümüzde mesela ilahiler öğretirlerdi Kur'an kurslarında falan. İşte sünnet olmuş, tuz ekilmiş. Bunu ilahi diye söylüyorum. Ya sünnet olmuş, tuz ekilmiş. Şimdi niye sünnet olmuş, niye tuz ekilmiş? Şimdi soruyorum ben yani ama çocukken bunları düşünmüyorum. Popüler yayınlar var. Şu anda Hacı Bayram'da mesela gitseniz kitapçılara Peygamberimizle ilgili yüzlerce kitap var. Hatta bu Danimarka'daki karikatür krizi ortaya çıkınca bir anda Peygamberimizle ilgili birçok kitap yayınlandı. Hatta o zaman ben şöyle bir başlık attım ama altını doldurma imkanım olmadı. Karikatür krizi sonrası yazılan kitaplar, Peygamberimizle ilgili yazılan kitaplar krize bir cevap mı yoksa yeni malzemeler mi sunuyor? Ki çoğu yeni malzemeler sunuyor. Çünkü bu yazıyı yazanların, kitapları yazanların çoğu bu işin ehli değiller. Medyada mesela Peygamberimizle ilgili şimdi pek çok İslami dini yayın yapan kanallarımız var. Bu kanallarda gerek medya vaizlerimiz, gerekse dini program yapanlar, hatta o en popüler sunucular Peygamberimizle ilgili öylesine bilgiler naklediyor ki bunların apaçık uydurma olduğunu alimlerimiz pek çok kitapta nakletmiş ama bunlar hala anlatılıyor, aktarılıyor. Ama belki en önemlisi aile, okul, cami, çevre. Yani her çocuk 3-5 yaşındayken ilk bilgileri, Peygamberimizle ilgili ilk bilgileri annesinden, babasından yahut nineden, dededen öğreniyor. Sonra camideki hocasından, sonra okuldaki öğretmeninden, sonra belli çevreler ediniyor. Bu çevreler içerisinde tarikatlar, cemaatler vesaire, bunların yayınladığı kitaplar tabi bu peygamber tasavvurlarını ne yaptı, oluşturmuş oluyor. Şimdi biraz çarpıcı örneklerle konuya gireceğim. Ondan sonra biraz yöntem üzerinde durmuş olacağım. Şimdi kitaplarımızda mesela şöyle bir rivayet var. Adamın birisi geliyor peygamberimize. Meta hulikte, ya Resulallah meta hulikte nebiyen. Ey Allah'ın Resulü sen peygamber olarak ne zaman yaratıldın diye bir soru soruyor. Hale peygamberimiz diyor ki İd âdemu beynel ruhi vel cesed. Yani başka bir ayette hulikto ve âdem beynel ruhi vel cesed. Hazreti Adem ruh ve ceset arasındayken ben yaratıldım diyor. Şimdi bu rivayette mesela bir alim isnadı sahih demiş. Değişik kaynaklarımız da var. Ama isnadı an racülün kâle diyor. Bilinmeyen bir adamdan geldiği için hadis sıvahı gereği. Bu zayıf bir hadis normalde. Ben sahabeye çalıştım. Doktora tezim sahabenin sünnet anlayışı. Bu tezi hazırlarken neredeyse 5-6 sene sahabe-i kiramla yatıp kalktım. Onlarla yaşanmış gibi oldum. Benim bildiğim sahabeden hiç kimse gelip de Hazreti Peygamber'e ne zaman yaratıldın diye sormaz. Yani hangi sene doğdun diyebilir, kaç yaşındasın diyebilir ama ne zaman yaratıldın diye bir soru sormaz. Peki bu rivayet nereden ortaya çıkıyor? Hazreti Peygamber'i diğer peygamberlerle mukayese ederken, hatta bir müsabakaya sokarken, işte Hazreti Musa'ya şu verildiyse bizim peygamberimize daha fazlası verilmiş. Hazreti İsa'ya şu verildiyse bizim peygamberimize daha fazlası verilmiş. Bu tartışmalar yapılırken Hazreti Adem'in ilk insan olması nasıl aşılacak? Yani Hazreti Adem'den önce yaratılmış bir şahsiyet olması fikri ki daha sonra özellikle tasavvufta, edebiyatta Nur-u Muhammedi algısı bu tür rivayetlerle desteklenmiş oluyor ve Hazreti Peygamber Hazreti Adem'den daha önce yaratılan bir şahsiyet olarak takdim ediliyor. Hatta vaizlerimiz, belki müftülerimiz camilerde şunu anlatır. Hazreti Adem yaratıldığında bir bakmış ki karşıda La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Diyor ki Ya Rabbi hadi La İlahe İllallah anladık da bu Muhammedur Resulullah kim, neyin nesi? Diyor ki o son peygamber. Yani Hazreti Adem yaratıldığında peygamberimizin ismini okuyor. Şimdi bu tür rivayetlerle Peygamber Efendimizin ilk yaratılan varlık olduğu, ilk insan olduğu, ilk peygamber olduğu
anlatılıyor. Bu konuda mesela çok büyük tasavvuf erbabının, Aziz Hüdayi Hazretleri gibi bir büyüğümüzün kitabı var, Nur Muhammedi ile ilgili. Baştan sona okusanız tamamen bunu telkin ediyor. Oysa Allah Resulü'nün ne zaman doğduğu, ne zaman yaratıldığı ortadadır. Yani ta ilk insandan önce yaratılması fikrinin bize getirdiği herhangi bir şey de yoktur normalde. Öbür taraftan hepinizin yakından bildiği İmam Suyuti diye bir alimimiz var. Hadis, tefsir, fıkıh her alanda yazmış, çizmiş. 300'den fazla kitabı var. Onun El-Havi Fil-Fetavi diye bir iki ciltli kitabı var. Sorular var, fetvalar var, fetvalara verilmiş cevaplar var. Orada diyor ki İ'lem ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem hayyun bi ruhihi ve cesedihi ve yetesarrufu fil alemi kulli. Şunu iyi bil ki diyor, Allah Resulü ruhuyla da bedeniyle de canlıdır, canlıdır ve bütün alemde tasarruf etmektedir diyor. Yani Allah Resulü ölmemiştir, yaşıyor. Hatta biraz araştırdığımda Suyuti'den çok daha önce bazı alimlerin Risale-i Hayatinde, Peygamberimizin hayatına dair, yaşadığına dair risaleler yazan başka alimler diyor. 87'de Umre'ye gitmek nasip oldu. Fakültede son sınıf öğrencisiyim. Başımızda 2-3 hocayla otobüsle Umre'ye gittik. Mescid-i Nebevi'deyiz. Bu bilgiyi ben Mehmet Said Hatipoğlu hocamızın İslami Araştırmaların ilk sayısında bir makalesi vardı. Hazreti Peygamber'i yanlış anlama tezahürleri. Orada okumuştum ve aklımda kalmış. Baktım böyle siyahi bir hocaefendi bir kürsüye oturmuş. Konuşmalar yapıyor, sorular soruluyor, sorulara cevap veriliyor. Tuttum, bir kağıda yazdım. Suyuti böyle diyor, ne dersiniz diye sordum. Ertesi gün hoca cevapladı. Dedi ki, Suyuti'ye Hatibul Leyl derler dedi. Yani gece odun toplayan derler. Gece karanlıkta odun toplayan bazen odun diye yılana sarılır. Yani yaşla kuruyu doğruyla yanlışı karıştıran bir alimdir dedi. Tabi mescidlerin içindeyiz. Her da kabruk dedi. İşte şu kabri. Ve başladı Kur'an'dan ayetleri okuyor. İnneke meyyutum ve innehu meyyutum. Sen de öleceksin, onlar da ölecek. Peygamber Efendimiz'in vefat edeceğine dair, ölümcülüğüne dair ayetleri peş peşe sıraladı. İşte kabridir dedi. Cevabı bana böyle verdi ki doğru bir cevaptı. Ama gelin görün ki belli çevreler Kur'an'daki bu ayetlere rağmen Allah sen de öleceksin, onlar da ölecekler demesine rağmen illa bu zayıf, belki de uydurma olan rivayetlere rağmen Hazreti Peygamber'in diri olduğunu, halen hayatta olduğunu düşünüyor. Bizimle beraber Pakistan'dan geldi bir arkadaşımız doktora yaptı, Halid Zafarullah Davudi diye. O doktora tezinde de yazdı bunu. Pakistan'da hem Hanefi hem Sufi olan Diyobendi diye bir kesim var. Adamlar buna inanıyorlarmış ve Pakistanlı hacılarımız yahut umrecilerimiz Ravza'yı ziyaret ederken şöyle yaparlarmış. Ravza tarafına bakmazlarmış. Niye? Peygamberimiz yaşıyor. Hani uygunsuz olabilir, onu utandırmayalım diye. Oraya bakmadan ziyaret yapıyor. Böyle inanıyor. Şimdi buralar ne çıkıyor ortaya? Bir taraftan ilk yaratılan varlık, bir taraftan kıyamete kadar yaşayan bir varlık. Yani bir ölümsüz peygamber anlayışı ortaya çıkabiliyor. Yine hepinizin çok iyi bildiği vaazlarda, levhalarda gördüğümüz levlâke levlâk lemâ halaktul eflâk. Sen olmasaydın, sen olmasaydın kainatı yaratmazdın. Bu rivayet hadisçilerimizin icmasıyla, ittifakıyla uydurmadır. Yani buna bırakın sahih demeyi, zayıf diyen de bulunmaz. Uydurmadır. Fakat bu edebiyatımızda mesela şiirlerimize levlak, fehvacın falan pek çok şiire konu olmuştur. Kürsüye çıkan vaizimiz, müftümüz bu hadiste başlar. Efendim bu rivayetle başlar. Pek çok hattatımız özellikle bu hediye-i şeriflerde ya وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ayetini yazarlar yahut لَوْلَكَ لَوْلَكَ لَمَا خَلَقْتُ الْاَفْلَاكِ yazarlar.
Oysa وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz seni sadece ve sadece alemlere rahmet olarak gönderdik ayeti varken neden biz bu uydurma rivayete bu kadar sarılmışız? Neden bunu bu kadar dillendirmişiz? Bunu anlamak kolay değil. Bir meslektaşımız yıllar önce yüksek lisans tezi yaptı. Din görevlilerinin peygamber hadis sünnet bilgisi diye 300 kadar imam üzerinde anket yaptı. Sorulardan bir tanesi, 50-60 kadar sorulardan bir tanesi bu. لَوْلَكَ لَوْلَكَ لَمَا خَلَقُ الْاَفْلَكُ Aşağıdakilerden nedir? A. Ayettir. B. Kutsi hadistir. C. Efendim uydurma hadistir. İşte D. Kelam kibardır. Ayettir diyen pek çok imamımız çıktı. Uydurma hadistir diyen çok az. Yani imamımız böyle yapıyorsa halkımızın daha başka neler söyleyebileceğini bilemiyorum. Bilhassa vaazlarda özellikle işte Ukkaşa kıssasını çoğumuz duymuşsunuzdur. Ukkaşa kıssası yine uydurma bir kıssadır. Yani Hazreti Peygamber'in yani bana vurmuştun ben de senin sırtını aç vuracağım deyip işte mührü örtme sahnesi falan. Şimdi bunu vaizlerimiz ballandıra ballandıra anlatır. Cemaatimiz bunu bilir. Ben 9 sene imamlık yaptım. Şimdi bizde kültürümüzde şöyle derler. İmam bildiğini okur derler. Elhak doğru. 9 senelik tecrübeden sonra ben ona şu ilave yaptım. Kullanabilirsiniz. Cemaat de bildiğini dinler. İmam bildiğini okur. Cemaat bildiğini dinler. 100 kere o Okyaşa kıssasını anlatın. Cemaat nerede ağlayacağını bilir. Hazırlanır ve ağlar. Ama siz Ukkaşa kıssasını, bu şeyleri bir kenara bırakırlar, ya Kur'an'da şu ayetler var ve biraz ayetlere girerseniz, ya hocam, ya başka konular yok mu falan diye tepkiler anlıyorlar. Bu konuda benim eğer okumak isteyenler olursa, uydurma rivayetlerde peygamber tasavvuru ve bir tebliğim var. Uydurma rivayetlerde peygamber tasavvuru. Gerçekten bizim sadece Türkiye'de değil, İslam aleminin her tarafında iddia ederek söylüyorum. Halkımızın peygamberimiz adına bildiği bilgilerin uydurması sahihinden çoktur. Yani o peygamberimizle ilgili bilgilerin uydurması daha çoktur. Çünkü çocukluktan itibaren biz bunlarla yetişiyoruz. Bunların uydurma olduğunu söylediğimizde şaşırıyor herkes. Bir de hacdan örnek vermiş olayım. Şimdi hac ihmallerinde, hacca anlatan kitaplarda, hacla ilgili benim de yazıp çizdiklerim var, az önce söyledi hocalarımız. Şimdi şöyle bir rivayet var. Men hacca felem yazır kabri fakat cefani. Kim hac eder de benim kabrimi ziyaret etmezse bana cefa etmiş olur, beni rahatsız etmiş olur diye bir rivayet var. Şimdi bu rivayet çok zayıf. Hatta kullanamaması gereken bir rivayet. Bunu daha önce birkaç yerde gündeme getirdim. Bunları yazmamıza gerek yok dedim. Çünkü özellikle bakınız ülkemizdeki bu coğrafyadaki peygamber sevgisi o kadar fazladır ki yani hacıya desen yani diyelim ki 3 haftam var. 2 haftası bir yerde, 1 haftası bir yerde. Nerede geçirmek istersin? Çoğu Medine'de geçirmek ister 2 hafta. Yani peygamber sevgisi çok daha fazla. Zaten hacı yahut umreci mutlaka yolculuğun bir kısmını Medine'de geçirecek. Yani bu uydurma hadisi yahut bu zayıf hadisi oraya yazmasak olmaz. Hani bunu yazmasak belki Medine'ye atlayabilir hacı. Belki yazacaklar. Oysa adam Yemen'den geldi mesela, yürüyerek geldi veya Sudan'dan, Somali'den hacca gidenlerimiz görmüştür. Yani yürüyerek gelen 5 parasız birçok Müslüman var hacca gelen. Oteli motel yok, kalacak yeri yok, yiyeceği yok. Ya Allah Bismillah diyor, yolda işte 2-3 ay yürüyor, yolda gelirken gelin hanım doğum yapıyor, çocuğunu da alıyor, yola devam ediyor, haccını yapıyor, gidiyor. Şimdi Mekke'ye kadar gelmiş ama Medine'ye kadar gelmeyebilir. Yani bu niye cefa olsun? Böyle bir rivayeti niye kullanalım? Bütün bunlar birkaç tane problem. Şimdi Peygamber Efendimizle ilgili evet pek çok bilgiye sahip olduğumuzu söyledik ama Peygamber Efendimizin hangi sene doğduğu konusunda bile o kadar ihtilaf var ki biz de 571 demişiz, onu standartlaştırmışız.
Ama 570-569 rivayetler de var. Mekke'de kaç yıl kaldı? 13 yıl mı kaldı? 10 yıl mı kaldı? Pek çok ihtilaflar var. Kaç yıl yaşadı? Ömrü 63 mü? Az mı? Çok mu? Bunlarla ilgili ihtilaflar var. Bunları niçin söylüyorum? Yani Peygamber Efendimiz'le ilgili daha öğreneceğimiz birçok şey var. Şimdi problemi biraz bu şekilde açtıktan sonra özellikle siret yazımcılığında Peygamberimizle ilgili kitapları yazarken veya yazılan kitaplarda ne tür problemlerle karşılaşıyoruz? Şimdi biraz daha bilimsel, biraz daha eleştirel bir kısma gelmiş oluyoruz. Sanıyorum buraları dinlerken epey bir sorularınız, itirazlarınız olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir defa Peygamberimizle ilgili her ne duymuşsak, her ne öğrenmişsek buradaki en büyük sıkıntı en sağlam kaynağımız Kur'an-ı Kerim'i ihmal etmemizdir. Yani birinci kaynağımız, birinci dayanağımız Kur'an olması gerekirken bu konularda birazdan örnekler vereceğim. Kur'an bazen ya sansürlenmiştir, yahut göz ardı edilmiştir, yahut atlanmıştır. Oysa Peygamber Efendimiz'i eğer layık-ı vecihle anlayacaksak ilk başvuracağımız kitap Kur'an-ı Kerim olmalıdır. Ama Kur'an-ı Kerim'i okurken kronolojik bir okuma yapmamız gerekiyor. Yani ilk inen sureden son inen sureye kadar Mekke'de hangi ayetler inmiş, hangi sureler inmiş, Medine'de hangi sureler inmiş, Muhammed bin Abdullah adlı o güzide şahsiyeti ilahi vahiy ayet ayet, sure sure zaman içerisinde nasıl Muhammed Resulullah yapmış bunu öğrenmemiz gerekiyor. Kur'an burada iki önemli şeyi gerçekleştiriyor. Bir, müşriklerin kafasında yanlış bir peygamber tasavvuru var. Bu tasavvura dair pek çok ayet var. Özellikle İsra suresinde falan. Şimdi müşriğin kafasındaki peygamber beşer üstü bir varlık. Hatta İsra suresi 94-95-96. Ayetlerde diyorlar ki gerçekten peygambersen hadi şu Mekke'de bağların bahçelerin olsun. Altın madeninden bir evin olsun. Hadi Allah'ın melekleri karşımıza getir. Meydan okuyorlar. Hadi peygambersen böyle. Çünkü bir peygamber bunları yapabilmeli. Böyle bir peygamber tasavvurları var. Oysa peygamber olduğunu iddia eden Safa tepesine çıkıp ey kabileler, ey ahali Allah beni size uyarıcı olarak gönderdi diyen şahsiyette böyle bir olağanüstülük hiç görmemişler. Neyi görmüşler? 40 yıllık tertemiz bir hayat var. Muhammed'in emin var. Ahlaklı, temiz, herhangi bir olumsuz tavır, davranış sergilememiş. Kendi halinde sade, sakin, tabii, samimi bir şahsiyet var. Hatta Allah Resulü Safa Tepesi'nde öyle diyor. Şu arkada bir ordu, bir düşman ordusu gelmiş, sizinle savaşacak desem ne derseniz, inanırız senden herhangi bir yalan işitmedik diyorlar. Öyleyse ben Allah'ın size gönderdiği bir uyarıcısıyım dediği zaman başta Ebu Cehiller, Ebu Lehebler tebben lektör yuh sana onun üzerine tebbet ya da Ebu Leheb suresi geliyor. Şimdi Allah Resulü'nün bu sadeliği ve samimi bir şahsiyet oluşu bir taraftan Hazreti Hatice gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi, Zeyd bin Harise gibi, Hazreti Ali gibi o en yakın çevresini rahat bir şekilde inanmaya sevk ederken çünkü 40 yıllık bir teminat var ortada. Müşriklerin de inkarını celbediyor. Neden? Çünkü müşrik kafadaki peygamber melek gibi bir şey olmalı. Yani insandan çok farklı olmalı. Hatta ayetlerde çok açık ifade ediliyor. Eğer bir peygamber olacaksa bu Mekke'nin yahut Taif'in, Safif'in ileri gelen adamlarından birisine verilmeliydi. Bu zengin mi değil, kabile reisi mi değil, kahraman mı değil, şair mi değil, kendi halinde bir şahsiyet peygamberlikle böyle mütevazi bir şahıs arasındaki uçurumu bir türlü cahiliye kafası almıyor. Dolayısıyla inanmıyorlar. Yahut inanmak istemiyorlar.
Oysa her birisi Yahudiler karşı, Hristiyanlara karşı, eğer Allah bize bir peygamber gönderirse siz inanacağız ve sizden daha ileri bir noktaya geleceğiz diyorlardı. İşte Kur'an bu cahiliye inancını, beşer üstü bir peygamber inancını reddederken bir peygamberin nasıl olması gerektiğini, yani Kur'ani bir peygamber anlayışını ortaya koyuyor. İşte bu anlayışı elde edebilmek için bizim Fatiha suresinden yahut işte Alak suresinden Müzzemmil, Müddessir, Kalem suresi sırayla inen surelere göre okuyarak Kur'an'ı bu şekilde okuyarak peygamberimizin Mekke'de nasıl yetiştiğini, ashabıyla nasıl bir birliktelik ortaya koyduğunu, müşriklerle nasıl bir mücadele sergilediğini, hicret sonrasında neler yaptığını ancak kronolojik bir okumayla gerçekleştirmiş olacağız. Ne yazık ki bunu birçok kitap, birçok yazar hiç yapmıyor. İkinci bir husus, geleneksel bir takım bilgilerimiz var. Bu bilgileri Kur'an'a söylettirme gibi bir yanlışımız var. Mesela Peygamber Efendimiz'in işte süt annesinin yanındayken, daha sonra 10 yaşında, daha sonra 20 yaşında, daha sonra İsra öncesi olmak üzere biz sadece süt annenin yanında olanını biliriz. 4-5 defa Şakk-ı Sadır, göğsünün yarıldığına dair rivayetler vardır. Göğsü yarılmıştır, melekler gelmiştir, kalbine çıkarmışlardır. Bazı rivayete göre zemzemle temizlemişlerdir, bazı rivayete göre kar suyuyla temizlemişlerdir, tekrar koymuşlardır, dikmişlerdir. Bunlar anlatılır. Şimdi bu anlatılanların nasıl anlaşılması gerektiği sıhhati bir tarafa, birçok ayette, tefsirde, birçok kitapta, tefsirde اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ İnşirah suresi onunla irtibatlandırılır. Oysa İnşirah suresinde anlatılan şey başkadır. Bu Şakk-ı Sadr'da anlatılan bambaşka bir şeydir. Defen edemiyorum. Üçüncü bir hatamız geleneksel bir takım rivayetler var, bilgilerimiz var. Öbür tarafta Kur'ani bir bilgi var. Ama Kur'an'daki bu bilgileri biz neredeyse hatırlamayız, okumayız, yazmayız ama geleneksel bilgileri 7'den 70'e hepimiz biliriz. Örnek nedir? Allah Resulü'nün Sevr sahnesi. İşte hicret için Sevr'e çıkıyor, Sevr mağarasına çıkıyor. Tabi bizde mesela Sevr mağarasına Türkiye'deki mağaralar gibi şöyle bir mağara anlatırız. Kitaplarda da böyle bir mağara çizerler. Önüne örümcek yuvası, yanına güvercinler, efendim ağaçlar çizilir. Hacca gidip Umre'ye gidenler, Hacca Umre'ye gidenler Sevr'e çıktılarsa bu Sevr'in işte kayalıklar üzerine büyükçe bir kayanın oturmasından ibaret bir kayanın aralığı, boşluğudur yani bu mağara. Şimdi müşrikler kapıya kadar gelmiştir o yaygın anlatımda. Ki Sevr'e bir saatten daha erken çıkılamaz. Yani oldukça yüksek bir dağdır. Yani şu kaleden daha yüksektir. Kaleye kadar çıkmışlardır. 3 gündür zaten arıyorlardır her tarafı. Hazreti Peygamber'in gittiğini tespit ettikten sonra. Tam işte mağaranın ağzına gelmişlerdir. Bir bakmışlardır ki örümcek ağ yapmış, güvercinler var. Derler ki ya burada kimse yoktur, hadi dönelim ve dönerler. Yaygın anlatım budur. Hatta asırlar sonra, 7. 8. asırda bu sahneye yılan da dahil olur. Hazreti Ebubekir'in ayağını sokan, işte Hazreti Ebubekir'i ağlatan bir yılan da sahneye dahil olur. Hani YouTube'dan eğer ağlamak isterseniz Hazreti Peygamber'e aşık olan yılan diye yazın. 5 dakika sizi ağlatacak bir 5 dakikalık yılan sahnesini orada izleyebilirsiniz. Peki bunu, bu sahneyi biz 7'den 70'e hepimiz biliriz ama Tevbe suresi 40. ayette Cenab-ı Allah bu sahneyi bize anlatıyor. Tevbe suresi 40. ayet ve bu ayet bize epey bilgi de veriyor aslında. Şimdi hani لَا تَحْسَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ayet-i kerimede Hazreti Ebu Bekir çok endişeli, çok endişeli. Endişesini dillendiriyor. Bunun üzerine Allah Resulü Peygamberimize لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا hüzünlenme Allah bizimle beraberdir demiş.
Şimdi hadis rivayetlerimizden okuyoruz. Adamlar gelmişler, kayanın üzerinde geziniyorlar. Müslim'deki bir rivayettir bu. Hazreti Ebubekir diyor ki, ya Resulallah, adamlar ayaklarının ucuna baksalar bizi görecekler diyor. Çok korkuyor. Niye korkuyor? Çünkü çocukluğundan beri beraber büyüdükleri, yetiştirdikleri o peygamberimizi Hazreti Ebubekir'den daha iyi tanıyan yok. Eğer görürlerse peygamberimizi öldürebilirler. Zaten bir suikast kararı alınmış. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Öldürebilirler. Böyle bir endişe var. Ama bugün bir mürit şeyhi hakkında böyle bir endişe taşımıyor. Şeyh efendi varsa, otobüs uçsa şeyh efendi tutar kaldırır. Gemi batacak olsa şeyh efendi eliyle tutar. Şimdi böyle. Ama yanında Allah Resulü var. Hazreti Ebubekir endişe ediyor. لَا تَحْسَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا. Devam ediyoruz. فَاَنْزَلَ عَلَيْهِ السَّك۪ينَ diyor ayette. Aslında peygamberimizde de endişe var. Allah bir sekinet indiriyor. Peygamberimizin gönlüne bir inşirah, bir ferahlık, bir sekinet indiriyor. Peygamberimiz sakiniyor. O da korkuyor demek. Sonra وَاَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَغَوْهَا. Onu görünmez ordularıyla destekledi diyor Allah. Yani orada görünmez ordularını Allah gönderiyor ve o iki sevgili kulunu orada koruyor. Şimdi Allah Resulü tabii bütün tedbirleri almış. Biraz sonra oraya döneceğim tekrar. Bir başka örnek olarak orada kullanacağım. Bütün tedbirleri aldıktan sonra İlahi yardım geliyor ve Allah bu iki kulunu o suikastçılardan koruyor. Gören görünmez oluyor, görmüyorlar. Peki nedir bu ilahi yardım? Eğer örümcek olsaydı Ankebut suresini indiren Allah, Ankebut'tan bahsediyor, örümcekten bahsediyor. Allah onları örümcekle korudu diyebilirdi. Ağaç olsaydı Vettini ve Zeytin bir sürü ağaçtan bahsediyor, onu da söyleyebilir. Bir sürü kuştan da, ebabilden de bahsediyor. Ondan, yani güvercinden de bahsedebilirdi ama görünmez ordular diye bir kavram kullanıyor. Kur'an'da bu değişik mekanlarda, değişik savaşlarda Allah'ın gönderdiği ilahi yardımların genel adı bu. Bazen bu melekler ordusu olur, bazen bir kasır olur, bazen başka şekilde olur. Yani çok soyut bir kavram kullanıyor Cenab-ı Allah. Müslümanlar bunu daha geniş düşünsünler diye belki. Bu tıpkı şeye benziyor. Hani cennette Hazreti Adem'le Havva'ya işte yiyin için ama şu ağaca yaklaşmayın. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَ şu ağaca yaklaşmayın diyor ya. Bir yasak ağaç var ortada. Ama tefsirlerimiz tutturmuşlar. Ya bu ağacın cinsi neydi acaba? Elma mıydı, buğday mıydı, arpa mıydı? Bu konuyla ilgili başka ayet yok. Bu konuyla ilgili sahih hadis yok. Gelsin İsrailiyat'tan, Tevrat'tan, İncil'den vesaireden işte bir sürü rivayet var. Ya bu ağacın ne olduğu çok önemli olsaydı Allah derdi ki وَلَا تَخْرَبَ هَذَا تِينَ şu incir ağacına yaklaşmayın veya şu elma ağacına yaklaşmayın falan derdi. Bu yasak ağaca yaklaşma. Bu yasağın altına yüzlerce yasak sıralayabilirsiniz. Burada da Allah görünmez ordular diyor. Bunun ne olduğunu, kim olduğunu çok da merak etmeye gerek yok. Allah bir görünmez ordu göndermiş ve iki kulunu korumuş. Bu ilahi yardım bugün de her türlü tedbire başvuran Müslümanların imdadına yetişecek yardımlardır. Bu bazen Çanakkale'de karşınıza çıkar, bazen Kıbrıs'ta çıkar, bazen Çeçenistan'da, bazen Afganistan'da. Ama Allah o görünmez ordularını gönderir. Belki Müslümanlar, mücahitler kendisi bile göremeyebilir ama karşı taraf görür onu. Allah o yardımını gönderir. Ama biz ısrarla örümcekten bahsediyoruz, güvercinden bahsediyoruz ve bu ayeti kerimeyi ne yazık ki adeta zikretmiyoruz bunu anlatırken. Arif Nihat Asya merhum bu ayeti anlamış ve demiş ki o hepinizin bildiğini altında örümcek ne gökteydi ne yerdeydi, örümcek hakkı görmeyen gözlerdeydi diyor. Ayeti tam anlamış. Yani adamların gözüne bir perde gelmek Allah için zor değil. Bir melek ordusunun oradan geçmesi zor değil. Bir kum fırtınasının gelmesi zor değil. Yani bir sürü sayabilirsiniz.
Ama biz bir örümceğe, bir güvercine indirgediğimiz zaman artık Tevbe 40 ayeti fazla bir işe yaramıyor neredeyse. Küçük oğlum ilkokuldayken öğretmenle dedim ki evladım, hocam dedim, çocuklara hikayeler anlatmak çok faydalı. Ama ne olur çocuklara aslı astarı olmayan hikayeler anlatma. Hiç olmazsa bir mesnedi dayanağı olsun falan. Bir gün oğlum geldi, dedi ki baba işte Peygamberimiz Hazreti Ebubekir'le gizlenmiş, işte mağaraya örümcek şöyle yapmış, yılan böyle yapmış, bütün tafsilatı anlattı. Ben de Tevbe suresi 40'ı açtım, ona bir güzel bu ayeti anlattım. Dedim var mı burada örümcek vesaire? Yok dedi. Çocuk varmış ertesi gün hocasına, öğretmenim demiş, babam dedi ki yılan yalanmış. Kur'an'da yok dedi, ben beraber okudum onunla falan demiş. Tabi hoca demiş ki ya Kur'an'da her bilgi olmaz falan diye biraz savunma yapmış. Şimdi neyi anlatmaya çalışıyorum? Bu sadece bir örnek. Yani Kur'an'ın bahsettiği bir konu ihmal edilip eğer siz sadece İbn-i Sa'd'e tarih kitabında nakledilen bir bilgiyi Kur'an gibi insanların zihinlerine kazırsanız artık Kur'an ayetini onlara anlatamazsınız. Hocam ki Çağrı filminde bile bu işlendi biliyorsunuz. Çağrı filmine de geleceğim. Yani bu medyada mesela Çağrı filmi, Çağrı filmi şimdi hakikaten çok profesyonelce hazırlanmış. Ama Çağrı filmi aslında bir savaş filmi. Sürekli savaşan bir peygamberi anlatıyor. Sürekli savaş. Ve bunun için işte yıllar önce mesela Amerika'dan bir papaz şöyle bir demeç verdi, belki hatırlayacaksınız 10-15 sene önce. Muhammed dedi tıpkı Saddam gibi, Yasar Arafat gibi bir teröristtir dedi. Şimdi yani filmlerimizde de, siret kitaplarımızda da eve varınca Peygamberimizi anlatan kitapların birçoğuna bakın. Peygamberimizin peygamberlik öncesi kısım birkaç sayfadır, fazla bilgi yoktur. Ondan sonra hicretten sonra başlarız. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, şu savaş, bu savaş, bu savaş. Veda Haccı, Peygamberimiz vefatı kitap bitmiştir. Kitabın üçte ikisi neredeyse savaş anlatır. Oysa İbrahim Sarıçam hocamız, Hazreti Muhammed'in Evrensel Mesajı diye bir kitap yazdı. Yüz binlerce baskı yaptı. Türkiye'de neredeyse her eve ulaştı. Hoca ne yaptı kitabında? Allah Resulü'nün 63 yıllık hayatı neymiş onu anlattı. Savaşlara kaç gün ayırmış, onları topladı. Hayatının %2'si savaşla geçmiş. O zaman Peygamberimizin hayatını anlatılan bir kitapta savaşlarda %2, %4'ü geçmesin dedi. Peygamberimizin hayatını bütünüyle anlatalım dedi. Vaktiyle Engin Noyan Bey bir geldi bize hadis projesindeyken. Dedi ki bu savaş filmi Çağrı çok tuttu ama savaşan peygamber anlatıyor. Biz dedi Peygamberimizin o güzel ahlakını, o örnek ahlakını diziler halinde ama bize bilgi lazım. Siz hadis projesi olarak bize yardımcı olur musunuz? Oluruz dedik. Biz mesela Peygamberimizin dizinin bir halkasında tevazuunu anlatacağız. Hadisleri bilgileri vereceğiz. Onlara senaryolaştıracak. Senaryoyu biz okuyacağız. Yanlış varsa onları düzelteceğiz. Onlar Sinan Çetin'le birlikte dizi haline getirecekler ve yayınlayacaktı. İnanın işte sahabe gösterilecek mi gösterilecek bu detaylara kadar. Hatta sahabe gösterilecekse kitapların anlattığı mı gösterilecek yoksa mesela Hazreti Ali yoksa işte Alevi kardeşlerimizin böyle yakışıklı fili birbirisi gibi böyle bir onlara kadar konuşulmuş ama neticede bu eksiklik hala duruyor. Evet şimdi mesela Kur'an ayetleri var elimizde. Fakat bu ayetler rivayetler istikametinde farklı yorumlanıyor. Buna dair bir örnek. Şimdi münafıkların reisi var Abdullah İbn-i Sebel. İşte Abdullah bin Übey bin Selul, affedersin. Abdullah bin Übey bin Selul, Medine'de münafıkların reisi, elebaşı. Münafıkın suresinde ondan bahsediyor. İşte Tevbe suresi 80. ayette falan. Allah-u Teala şu ayetleri indiriyor. İstağfir lehum evlâ testağfir lehum. İn testağfir lehum seb'ine darraten felen yâfir Allah'ı lehum. Bu münafıklar için ister istiğfak ile, yani ister cenaze namazı kıl, ister kılma. 70 kere bile dua etsen, istiğfar etsen Allah onların
onları bağışlamayacaktır çünkü onlar küfre düştüler, küfrettiler diyor. Ayet açık. Fakat rivayetlerimizde Peygamberimize şöyle dedirttir diyor. Allah beni muhayyer kaldı, muhayyer bıraktı. Ben de 70'ten fazla istiğfar dileyeceğim diye. Ve bu hadisler bizim en muteber kitaplarımızda mevcut. İlahiyat fakültesinde öğrenciyken bu hadisi duyduğumda ben dedim ki ya bu ayeti ben bir ana dili Türkçe olan birisi olarak ben böyle anlamıyorum. Peygamberimiz bunu nasıl anlar? Nasıl böyle söyler? Çünkü ayette ister cenaze namazı kıl, ister kılma. Sen bilirsin demiyor. Arapçada bu el kelimesi tahyir için, tesbih için iki şekilde kullanılıyor. Yani çok detaya da girmiş olmayayım. Mesela işrap şay ev kahve tüccet indena derse yani ister çay iç ister kahve iç ikisi de bulunur derse bu hangisini istersin bir seçenek sunuyor. Ama işrap şay ev kahve tüftür ister çay iç ister kahve iç orucun bozulur diyorsa burada artık seçenek yok. Hiçbir şey değişmez. Ayet cenaze namazını kılsan da kılmasan da hatta 70 kere bile kılsan Allah onları bağışlamayacak dedikten sonra Peygamberimize Allah beni muhayyer bıraktı benden daha fazlasını yapacağım dedirtilmiş. Bu konuda makaleleri falan var ama çok fazla detaya girmeyeceğim. Ve bu sefer bu rivayetler böyle deyince ayet bu rivayetlerle farklı anlaşılıyor. Bu sefer şairlerimiz bu rivayeti farklı nakledebiliyorlar. Bir başka maddemiz açıkça Kur'an ayeti var bir konuyla ilgili. Ama bu Kur'an ayetleri tabiri caizse sansürleniyor, yazılmıyor, çizilmiyor. Örneğin Bedir Savaşı öncesi sahabe ile Hazreti Peygamber arasında tartışmalar gerçekleşiyor. Peygamberimiz ashabına demiş ki şu Şam'dan gelen müşrik kervanını keselim. Mekke'nin o finans desteğini efendim kervanını engelleyelim demiş. Kervana doğru çıkartmak istemiş. Fakat adamlar o zaman için nasıl haber aldılarsa belki de hazırlık vardı. 1000 kişilik bir ordu gönderiyor. Ordunun geldiğini haber alınca ki orada Allah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a bir şekilde bu iki taifeden birisinin Müslümanlar tarafından yenileceğini yani Müslümanların üstün geleceği bilgisini veriyor. Fakat böyle bir bilgi gelmesine rağmen sahabe-i kiram bakın Enfal suresi 5. 6. 7. 8. ayetler. Not alın eve gidince bakın. Enfal suresi 5 ile 8 arasında ayetler. Ayet açıkça diyor ki sanki onlar göz göre göre ölüme sürükleniyorcasına hak açıkça beyan ettikten sonra seninle tartışıyorlar. Mücadele. Seninle tartışıyorlar. Sahabe tartışıyor. Niye tartışıyor? Savaşa hazır değil. İlk defa, ilk Bedir Savaşı olacak. Yani kendileri topu topuna 300 kişi, kervana tamam ama 1000 kişilik bir orduya karşı silah yok, teçhizat yok, deve yok, at yok vesaire yok. Sahabe de insan. Allah tamam vaat ediyor, peygamber de vaat ediyor ama yani neticede Allah da vaat etse, peygamber de vaat etse sahabe gerçekçi davranıyor. Gerçekçi davranıyor. Tartışıyor. Bedir Savaşı'nı anlatan hiçbir kitabımız bu sahneyi, sahabenin savaş öncesi bu tartışmasını neredeyse hiç bahsetmez. Ama hemen arkasından 9 ile 12 arasındaki işte meleklerin yardımını mutlaka zikrederler. Yani bu yazarlar bu ayeti görmez değil, görüyorlar. Ama ya işte sahabeyi böyle savaşa çıkmak istemeyen pozisyonda tahdim etmeyelim diye düşünüyorlar ve bu ayetleri ne yazık ki gizlemiş oluyorlar. Yani işte tasavvur diyor, sahabe tasavvurumuz da bizim ayrıca bir konuşulmalı. Biz televizyonlarımızda, vaazlarımızda hep sahabenin faziletini anlatıyoruz. Düşünün mesela Cuma suresinde Allah Resulü o 3 basamaklı minberinde, Mescid-i Nebevi, kim bilir hangi mesajları veriyor, tam hutbe esnasında bizim hani seçim otobüslerinin böyle müthiş bir müzikle gelip de dikkat kesildikleri gibi Şam'dan gelen kervan, o kervanı sevk eden şeyler var mesela. Defler var, musikiler var, ezgiciler falan var böyle. Bir sürü ezgilerle kervan geliyor. Mescid zaten üstü açık hemen kulak kabartıyorlar.
Hatta Enceşe diye bir şahıs var. O ezgileriyle develerin yürüyüşünü aslında idare ediyor. Eğer hızlı tempoda yaparsa develer hızlı yürüyor. Biraz musiki yavaşlatırsa yavaşlıyor falan. Hatta bir defasında biraz kaptırmış Enceşe. Tabi deve çok sallanarak yürüdüğü için Ruveyden ya Enceşe aleyke bil kavar dedi Efendimiz. Ey Enceşe, yavaş ol, aheste sür develer diyor. Çünkü üzerinde kristaller var. Yani Peygamberimizin ve sahabenin bazı hanımları var. Yani hanımlar incinmesin, çok fazla sallıyor falan diyor. Şimdi kervan geliyor. Kervan geliyor. Tabi ticaret kervanı bu. Sahabe için önemli. O kervanda insanlar unlarını, buğdaylarını alacaklar, yağlarını alacaklar. Belki 6 aylık, 1 senelik yiyecekleri. Şimdi mesela bu sahneyi belki çoğunuzu ilk defa duyacaksınız. Allah Resulü'nün minberde kitle psikolojisi, birkaç kişi çıkınca cemaatin 12 kişi hariç hepsi çıkıyor. Hepsi çıkıyor. فَاِذَا رَأَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنِنْ فَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Herhangi bir eğlence, bir ticaret gördükleri zaman onlar derhal çıkarlar ve seni ayakta bırakıverirler. 12 sahabi kalmış oluyor. Ve İmam Şafii'nin, Şafii'ler vardır aramızda mesela, 40 kişiyle kılınır cuma namazı. Ama kavli cedidine göre 12 kişiyle de kılınır, delili budur. Çünkü Hazreti Peygamber o gün 12 kişiyle cuma namazı kılmıştır. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Yani bugün tabi sempozum var diye hamdolsun yine salon doldu da. Şimdi ben böyle konuşurken şurada 3 tane masa kalsa, herkes çıksa gitse benim pozisyonum ne olur? Şimdi Allah bunu bize ders alalım diye Kur'an'da namazda okunan bir sure olarak indirmiş. Bize ders veriyor. Sahabeyi karalamıyoruz bak. Kitle psikolojisi, sahabe. Aslında hiç kimse çıkmasaydı, dışarıda kimse yok zaten. Yani hiç kimse bir şey satamayacaktı. Çünkü erkeği, kadını cuma namazında orada. Ama kitle psikolojisi. Birkaç kişi çıkınca hemen derhal çıkmaya başlıyor. İşte yani Bedir Savaşı böyledir. Şeyde de böyle, Uhud Savaşı'nda mesela bu okçularla ilgili anlatımlar Kur'an çok açık bir şekilde bize anlatıyor ama biz bunları ne kadar kitaplarımıza yansıtıyoruz bilmiyoruz. Bazen ayet ve rivayet uyumsuzluğu oluyor. Buna dair bir örneğimiz var. Nahil Suresinin 126. ayetinde فَاِنْ اَعْقَبْتُمْ فَاِنْ اُقِبْتُمْ فَاَعْقِبُوا مِثْلًا لَا اُقِبْتُمْ بِهِ ayeti kelimesiyle ilgili. Şimdi aslında Uhud Savaşı'nda Hazreti Hamza'nın tabi ciğeri yarılmış, ciğeri parçalanmış, çiğnenmiş falan. Peygamber Efendimiz'in tabi çok zoruna gidiyor bu durum. Ve diyor ki, ben de onlardan eğer 70 kişiye müsle yapmazsam eğer yani ben de onlara bu tür bir işkenceyi yapacağım diyor. Bunun üzerine bu ayet indiriyor. Eğer onlar size bir sizi bir şekilde cezalandırırlar, siz de onları cezalandırın ayeti inmiştir falan diyor. Oysa Nahil suresi Mekke'de nazil oluyor. Mekke'de nazil oluyor. Hazreti Hamza'nın şehadeti Uhud'da, Medine'de oluyor. Dolayısıyla bu ayetle bu hadisenin, bu hadisin ilişkisi yok yani normal. Bu ilişki olmayınca bu hadise dayanarak bu sefer diyor ki meallerimizde mesela Nahil suresi diyor Mekke'de nazil olmuştur. Ancak son şu iki ayet Medine'de nazil olmuştur. Çünkü orayla irtibatlandırır. Oysa اُدْعُ اِلَى سَب۪يلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْزَةِ الْحَسَنِ Bu ayetler bunlar. Mekke yani. Böyle problemlerimiz var. Gelelim hadis rivayetlerine. Zamanımız bir hayli ilerledi. Birkaç örnekle buradan direğin sorularınıza geçmiş olalım. Şimdi mesela bir kolu bir Allah tarafından ilahi ihbar vahiyle, Cebrail'le bildirildi şeklinde anlatılıyor. Bir de normal bir beşeri iletişimle anlatıldığı şeklinde anlatılıyor kitaplarımızda. Mesela
Bu Peygamber Efendimiz'e suikast kararı alınca Mekkeliler, her kabileden bir nefer, bir fedai çıkmış, Peygamber Efendimiz'i öldürecekler. Üç tane farklı rivayet var elimizde. Diyor ki rivayetin birisinde Allah peygamberine haber verdi, bu gece seni öldürecekler. İkinci rivayette Cebrail geldi, peygambere haber verdi, bu gece sana suikast düzenleyecekler. Üçüncü bir rivayette Rukayka diye peygamberimizin akrabalarından bir hanımefendi, gizli Müslüman bir hanımefendi gelmiş Peygamber Efendimiz'e, efendim bu gece sana baskın düzenleyecekler, tedbirini almış. Şimdi üçü de mümkün. Üçü de mümkün. Ve Peygamberimiz bir şekilde bu üç yoldan biriyle kendisine suikast düzenleneceği haberini almış. Peygamberimize düşen nedir? Tedbir almaktır. Ama bizim kitaplardaki anlatımlarda herhangi bir tedbir almadığını görmüşler. Gece efendim evindedir. Müşrikler etrafını sararlar. O günkü Arap örfüne göre haneye tecavüz arsızlıktır, çok ahlaksızlıktır, haneye giremezler. Peygamberimizin çıkmasını beklerler. Ve Peygamberimiz yatağına Hazreti Ali'yi yatırır. İşte gecenin bir vaktinde Yasin-i Şerif'ten de وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْلَيْهِمْ سَدَّمَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدَّمْ تَعَخْشَنَهُمْ فَهُمْ لَا يُسْرُونَ ayetini okur. Biz onların önlerinden, arkalarından perde geldik diye, konuyla hiç alakası yoktur bu ayetin. Bir toprak serpiştirir suikastların üzerine, adamlar uyuyakalır, Peygamberimiz oradan çıkar gider. Hepimizin bildiği anlatı bu. Ama Buhari'de, Buhari'den daha önceki bir kaynakta, Abdurrazzak'ta konu şöyle anlatılır. Herkes kaynure uykusundayken, yani sıcak bir mevsim, herkes saat 10-11 gibi öğlen istirahate çekiliyor. Saat 2'de 3'de belki yeniden hayat başlıyor. Herkes uykudayken Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir'e geliyor. Hazreti Ebu Bekir çok şaşırmış. Normalde her gün 1-2 defa karşılıklı ziyaret gerçekleşiyor Peygamberimiz Hazreti Ebu Bekir arasında. Ama ilk defa böyle saatsiz çat kapı geliyor. Yani gece mesela 3'te biz dostumuz zilimizi bassa, biz ne kadar şaşırsak Hazreti Ebu Bekir de o kadar şaşırıyor. Hayırdır ya Resulallah diyor, hicret diyor. Beraber mi? Evet diyor, sevmiyor Hazreti Ebu Bekir. Zaten Hazreti Ebu Bekir de bir hazırlık yapmış. Yani epey hicrete gidenler var, Mekke'de şartlar oldukça gerginleşmiş. Sadece Allah'tan bir izin bekliyor. İki deve, Peygamberimiz develerin parasını ödüyor, Hazreti Esma işte bohçayı hazırlıyor efendim. Buhari'nin ve Abdurrazzak'ın anlatımında Hazreti Peygamber'le Hazreti Ebu Bekir birlikte öğle sıcağında, herkes uykusundayken, öğle sıcağında Medine tarafına değil, Yemen istikametindeki Serv Dağı'na gidiyorlar. Arkalarından tembih ediyorlar, bir sürü izler kapatıyorlar. Sevr'de kaldıkları 3 gün içerisinde istihbarat yapılıyor. Gece Mekke'de neler konuşuluyor, bunlar araştırılıyor. Yani her türlü tedbir alınmış oluyor. Ama bu bilgi mesela bizim kitaplarımız nakletmiş olmasına rağmen şu anlattığım şeyleri pek yazmıyorlar, çizmiyorlar. Efendim Peygamberimiz evindedir, mucize onun elindedir, toprağı serpecektir, insanlar uyuyacaktır. Nice sonra uyandıklarında bakacaklar ki evden Hazreti Ali çıkıyor, nerede kaçmış, böyle anlatılıyor. Oysa bu bilgi bu şekilde daha beşeri şartlar dahilinde herhangi bir mucizeye ihtiyaç duymadan gerçekleşmiştir. Bu benim şahsi kanaatim. Tabi bu toprak serme hadisesi bir mucizeyi beraberinde getiriyor. İkinci bir madden mucizeleştirmeydi. Harikulabeleştirme. Yani normal yaşanmışlıkları harikulade hale getiriyorlar, olağanüstü hale getirerek anlatıyorlar. Mesela Peygamber Efendimiz'in sünnetli doğduğu bilgisi çok yaygındır. Ama 7. gün Peygamberimizin dedesinin bir ziyafet verdiği ve o 7. gün Arap aletinde olduğu üzere 7. gün sünnet ettirdiği bilgisi daha güçlüdür. Ama biz genellikle sünnetli olarak doğduğunu
anlatırız. Hatta bunu bir ayrıcalık olarak takdim ederiz. Oysa 300'de birmiş şu anda, yani günümüzde de 300 erkek çocuğundan bir çocuk sünnetli doğarmış. Ve tıbben bu çok da iyi bir şey değil yani normalde. Ama biz bunu da böyle bir olağanüstü, harikulade bir şey olarak anlatırız. Bir başka husus efsaneleştirmek. Bazı olaylar oluyor. Bu olayı biz biraz daha esrarengiz hale, biraz daha efsanevi hale dönüştürüyoruz. Bir savaş dönüşü, istirahat için Peygamberimiz ve sahabe ağaçların altına biraz istirahata çekiliyorlar. Gavres diye bir şahıs, bir bedevi gelmiş, hatta kılıçları da ağaçlara asmış herhalde. Peygamberimizin kılıcını almış, kılıcını almış. Peygamberin başına dikilmiş, Peygamber bir açmış gözlerini, karşısında bir bedevi kılıcı çekmiş. Demiş ki, söyle bakayım seni benden kim koyacak demiş. Allah Resulü de Allah demiş. Bir rivayete göre o Allah deyince adamın elinden kılıç düşmüş. Bir başka rivayette diyor ki, derhal Cebrail geldi, adamın göğsüne bir vurdu, adam bir tarafa, kılıç bir tarafa. Böylece etkisiz hale getirdi diyor. Ama Müslim'deki, Sahih Müslim'deki bir anlatımda demek ki o arada sahabede işin farkına varmış. فَتَهَدَّدَهُ أَصْحَابُ رَسُولُ الْاَسْلَسَ Allah Resulü'nün ashabı adamı tehdit ediyor. Tehdit ediyorlar. Bak, eğer ona zarar verirsen seni öldürürüz diyorlar. Adam kılıcı bırakıyor. Şimdi yani sıradan bir olayken bir tehdit hadisesiyle bu kılıç bırakılmışken, işte ya adam titremeye başlıyor, kılıç düşüyor, ya Cebrail geliyor, kılıç düşüyor. Bu şekilde biraz efsaneleştirilmiş oluyorlar. Mübalağalı anlatımlar oluyor bazen. Buna dair bir örnekte, yani hatırlarsanız Mekke'nin ilk yıllarında bir ara vahiy kesilmiş. Vahiy kesilmiş. Bu vahiyin kesilmesine fetret dönemi falan diyoruz. Bu bazı rivayetlerde 3 seneye kadar çıkartıyorlar ama o kadar uzun olmamalı diye düşünüyorum. Çünkü 8-10 tane sure inmiş. Müşriklerden birisinin sorduğu bir soru üzerine Peygamberimiz yarın cevap verir demiş. Allah da sen inşallah demedin gibisinden biraz vahiy geciktirmiş. Gecikme söz konusu. Tabi Peygamberimize yeni vahiyler gelmeyince müşrikler dalga geçmeye başlamışlar. Hani seninki seni terk etti bari, bari bir şey gelmiyor falan diye. Tabi vahiy kesilince Hazreti Peygamber gerçekten çok ciddi bir sıkıntıya düşüyor. Ruhen psikolojik sıkıntıya düşüyor. Ve neticede bu sıkıntı Vadduha ve Elem Neşrah Leke Sadrak surelerinde anlatılıyor. وَبْتُحْعَ وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَنَا قَلَى Kuşluk vaktine yemin olsun ki Allah sana asla darılmadı, seni terk etmedi falan diyor. Arkasından İnşirah Suresi اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ Biz senin göğsünü genişletmedik mi, gönlüne ferahlık vermedik mi diye bu sıkıntının aşılmasını anlatıyor sure. Ama bu sıkıntı sahnesini anlatan rivayetlerimiz şöyle anlatıyor. Buhari'de de bu rivayet vardı ama Buhari'deki bu rivayetin isnadı cihetiyle kusurlu olduğunu alimlerimiz İbn Hacer'le falan söylemiştir. Hazreti Peygamber o günlerde o kadar bunalmıştır ki dağların doğrulma zirvesine çıkıyor, intihar edecek. İntihar edecek. Tam intihar edecekken Cibril gözüküyor. Ya Muhammed ente Resulullah ve ene Cibril. Sen Allah'ın Resulüsün, ben de Cibril'im diyor. Peygamberimiz dönüyor. Oysa Taberi'deki bir anlatım çok daha gerçekçi. Peygamber Efendimiz o günlerde o kadar bunalmış ki içinden neredeyse intihar etmeyi geçirmiş. İçinden. Bir anlık düşünce. Şimdi bir anlık düşünceyi ravilerimiz bir intihar teşebbüsüne dönüştürmüşler ki yani o günlerde 8-10 tane sure inmiş. En az etrafında 40-50 kadar sahabesi var, Müslüman var ve biz intihara teşebbüs eden bir peygamberden bahsediyoruz ki bunu izah etmemiz kolay değil. Bazen mecazi ifadeler var rivayetlerimizde, yine şaşıracağınız bir örnek ama bunu biz hakikate hamledebiliyoruz. Bu az önce bahsettiğimiz
Hendek Savaşı'nda. O tabii çok zor bir savaş. Yemeye içmeye zaman bile yok. Canhıraş bir şekilde çalışıyorlar. Vaizlerimiz bunu çok anlatır. Bildiğiniz bir örnek bu. Sahabeden bir tanesi, ya Resulallah şu karnına bak demiş. Karnını açmış, bir bakmış ki bir yastık taş bağlamış adam. Peygamberimiz kendi karnını açmış, bakmış ki iki taş var. Şimdi ben, ya bu aç bir adamın karnına taş niye bağlanır, ne işe yarar, bunu bir türlü algılayamadım. Sonra bunu biraz karıştırdım, araştırdım. Şimdi mesela bizim kültürümüzde bağrıma taş bastım dediğimiz zaman hiçbirimiz herhalde efendim bir taşı aldık da böyle buraya bastık diye anlamıyoruz. Hatta böyle bir film olmuş, ben seyrettim. Anne doğumunu yapmış, çocuk ölmüş. Çocuğu yerine herhalde o taşı sermeye başlamış. Belki de bu deyimin aslı odur. Şimdi bu karna taş bağlama ifadesi Huzai kabilesinin bir deyimi, aşırı açlıktan bir kinaye. Yani bir adam çok aşırı acıktıysa, yani bizde yani karnı sırtına değdi açlıktan der, ya karnım zil çalıyor falan deriz. Bu mecazi bir ifade aslında, ama mecazi ifadeyi biz bir gerçek gibi taş bağlama şeklinde takdim edebiliyoruz. Son olarak bir örnekle bitirmiş oluyorum konuşmamı. Fazla uzatmamın farkındayım ama çok dikkatle dinliyorsunuz. Yorgunluk alameti yok. Ama ben sorulardan korkmuyor değilim. Şimdi zor soru sormak istedim, merak etmeyin. Lugavi bazı kullanımlar var mesela. Sözlük anlamı ıstılahi anlama dönüştürülebiliyor. Bildiğiniz bir örnek. Peygamber Efendimiz bir gün Medine pazarında şöyle bir geziyor, belki denetim yapıyor. Bir bakmış ki sahabeden bir tanesi buğday satıyor. Şimdi rivayette فَقُوْحِيَ اِلَيْهِ اَدْخِلْ يَدَكَ ف۪يهِ. Onu genelde tercümelerde şöyle tercüme ediyor. Bunun üzerine Peygamberimize vahiy geldi, Allah tarafından vahyedildi, elini sok diye. Peygamberimiz buğdaya elini sokuyor. Bakıyor ki buğdayın altı ıslak, üstü kuru. Diyor ki ne iştir diyor, adama soruyor. Ya sonra işte yağmura yakalandım da ıslandı falan diyor. Adam diyor kurusunu ayrı satsan, yaşını ayrı satsan ya men gashena feleseminden, bizi aldatan bizden değildir diyor. Yani hadisin vurul sebebi bu, bizi aldatan bizden değildir diyor. Şimdi bunu mesela bir vahiy ile bildirildiğini söylüyor, bu şekilde anlıyorlar. Oysa Uhiye ilahi, benim iki makalem yayınlandı bu konuda. Evha, yuhi, vaha, yahi, bu ifadede işaret etme, ima etme manası var bu vahiy sözcüğünde. Fe uhiye ilahi, yani birisi peygamberimize işaret etti, elini sok diye işaret etti. Yani yandaki esnaf belki, peygamberimize adamı şunlarla işaret etti, elini sok diye, peygamberimize elini soktu. Yani bunu bir vahiy konusu şeklinde anlamak bizdeki o hadis sünnet vahiy ilişkisinden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Evet, sonuç sözün kısacası şu. Birçok örnek verdim. Bu örnekler belki çok daha akademik platformlarda tartışılmalı ama verdiğim örneklerden hareketle başta da söylerim, tekrar söylüyorum. Bu benim söylediklerimin de doğru olduğunun garantisi yok ama ben bunları size doğru olduğunu bildiğim veya doğru olduğuna inandığım için sizlerle paylaşıyorum. Ama şurası doğru. Siret yazımcılığında, peygamberimizi anlatan kitaplarda, peygamberimizi anlatan hocalarımızda, radyolarımızda, televizyonlarımızda, dergilerimizde ciddi problemler var. Ve hangi peygamber veya peygamberimizi biz bugünün insanlarına nasıl anlatmalıyız sorusu doğru. Biz asırlardır her yaptığı mucize olan adeta bir melek gibi bir peygamber, meleklerden oluşan bir sahabe anlattık. Oysa Allah Resulü Kur'an'da sürekli beşer olduğunun altı çizilerek anlatıldı bize. Yani o müşriklerin hani altından bir evin olsun, bağların bahçelerin olsun şeklindeki 10 tane mucize talebine Kur'an'ın verdiği cevap قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي مَا كُنْتُ اِلَّا بَشَرًا رَسُولًا.
De ki ben Rabbimi tenzih ederim, ben sadece bir beşer rasul değil miyim diyor. Beşer rasul. Peygamber Efendimiz bir yönüyle beşerdir, bizim gibidir. İnsanların arasından seçilmiştir. Bir yönüyle rasuldür. Onun için bu eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulüdür diyoruz. Allah'ın kuludur, Allah'ın rasulüdür. Kuludur, Hristiyanların iddia ettiği gibi ilah falan değildir, tanrı değildir. Rasulüdür, Yahudilerin böyle dövdükleri, kovdukları, sürdükleri, öldürdükleri gibi sıradan bir insan değildir. O beşer rasulüdür. Dolayısıyla bizim o beşer rasulü hayatının her yönüyle, uykusuyla, yatışıyla, yemesiyle, içmesiyle, savaşmasıyla, kaçmasıyla, korkmasıyla, ağlamasıyla, gülmesiyle, her yönüyle çok iyi tanımamız lazım. Derste bir öğrencimin anlattığı bir şeyle bitirmiş oluyorum. Şimdi Allah Resulü'nün oğlu İbrahim 18 aylıkken vefat etmiş Medine'de. Ölüm haberini duyunca tabii bir baba olarak hakikaten duygulanmış, gözlerinden yaşlar boşanmış. Sahabe şaşırmış, ya Resulallah sen bize ölülere ağlamayı yasaklamıştın, sen de mi ağlıyorsun diye soruyorlar. Diyor ki ben niyahayı yasakladım, yani o cahiliye yasını ağır tutmayı yasakladım. Yani saçını başını yolma, elbiselerini parçalama, bunu yasakladım diyor. Elbette kalp hüzünlenir, göz yaş döker. İbrahim'in vefatından dolayı elbette ben de üzgünüm diyor. Bir baba olarak bunu söylüyor. Fakat o gün olacak ya güneş tutulmuş. İki defa güneş tutuldu Hazreti Peygamber'in zamanında. O gün güneş tutulmuş. Güneş tutulunca sahabeden bazıları güneşin tutulmasıyla oğlunun vefatı arasında bir ilişki kurmuş. Bak peygamberin oğlu öldü diye güneş tutuldu falan diye. Bunun üzerine mescitte kalkıyor, Allah Resulü bir hutbe ilan ediyor. اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اَيَتَانِ مِنْ اَيَاتِ اللّٰهِ لَا يَخْسِفَانِ لِلْمَوْتِ اَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِ Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir. Herhangi birisinin, herhangi bir insanın ölümünden, doğumundan dolayı tutulmazlar. Güneş tutulması olduğunda namaz kılın, Allah'ı zikredin, istiğfar edin, sadaka verin diyor. Modern dönemde biz yani gözlükler alıp seyircilik kalıyoruz, o başka. Bu açıklamayı yapıyor. Şimdi bunu ben anlattım derste bir vesileyle. Avrupa'dan gelen öğrencilerimizden bir tanesi dedi ki hocam bu hadise üzerine iki tane Alman Müslüman oldu dedi. Nasıl dedim? Eğer Muhammed sahtekar birisi olsaydı bak yani benim peygamber olduğuma inanın. Bak benim oğlum öldü, güneş tutuldu diye bunu acayip kullanırdı, istismar ederdi. Tam tersine bununla alakası yoktur diye dürüstçe, samimi bir şekilde o yanlış algıyı düzeltmiştir. Dolayısıyla gerçek bir peygamberdir diye iki kişi Müslüman oldu diyor. Çok hoşuma gitti. Evet, sözün özü benim bir beytimle bitirmiş oluyorum. Bu Beşer Rasul'le ilgili bir beyt bu. Şöyle dedim. İdrak edemeyen beşer rasulü anı fevkal beşer sandı. Beşer üstü değildi peygamberim ama üstün insandı. Bir daha tekrarlayayım mı? Evet. Peki. İdrak edemeyen beşer rasulü anı fevkal beşer sandı. Beşer üstü değildi peygamberim ama üstün insandı. Efendim zevkle, ilgiyle dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Yani 6-7 sene önce. Evet.
Evet, orada sorular var. Hocam çıkmış bir defa değil mi? Gelmiş bir yer var. Bir tane soru hafif olur. Tamam, ben de tamam, muhtar Allah. Ben gidelim ama. Harun özel ismi öğretmenim. Evet. İstifade ediyor gerçekten samimi olarak, kalben samimi olarak söylüyorum bunu. Zaten uzun bir konuşma yaptınız, buldunuz. Bize tavsiye edebileceğiniz bu konuda Siret kitabı varsa söylerseniz memnun olurum. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. İzzet Derveze diye Süreyya Bülü Halim'in Kur'an-ı Kerim'e göre Rasulullah diye ikinci halinde basıldı. Onu bahsederim. İzzet Derveze. Yine de iki cilt baslar, 200 sene kadar. Evvelden 3 cilt yayınlandı. İki cilt halinde. Düşün yayınlandı. Hangi yayınlar bilmiyorum. Ondan sonra Merdudi'nin bir çalışması var. Kur'an'da Resulullah mı? Benzer bir isimde. Celaleddin Vatandaş'ın iki ciltlik bir kitabı var. Celaleddin Vatandaş. Ondan sonra İbrahim Sarıçam Hoca'nın Hazreti Muhammed'in Erdoğan Serdi Mesajı. Bir de benim Siret Tetkikleri diye 12 makaleden oluşan bir çalışma var. Orada Hz. Peygamber'in Risaletinde hayatına farklı bir yaklaşım. İşte uydurma rivayetlerde Peygamber tasavvuru ve başka konular var. Bunları tavsiye etsem yeterli olur. Sağ olun. Buyurun. Teşekkür ediyorum hocam. Gerçekten faydalanmak istifade ettik. Yaşar Üstüntaş. Mikrofonu at. Öğretmenim herhalde. Evet. Buradaki konuyu benim algıladığım kadarıyla bizim algımızdaki problemin tamamı hadislerin Kur'an dışı bir vahiy olarak kabul edilmesi diye ben algılıyorum daha çok. Çünkü bu algı daha sonra bizim alimlerimize ve bugüne yansıyan anlayışımızın en belirgin özelliği buradan kaynaklanıyor. Bu algı ne zaman oluşmaya başlamış? Yani hadisin tamamının sahih hadis olarak değerlendirilen hadislerin vahiy olarak algılanması İmam-ı Şafii olarak biliyoruz ama ondan da öncesi var mı? Bunun bu şekildeki algıya dönüşmesi bugünkü bizim bütün rivayetleri sanki atlama pozisyonuna gelmemizi sağlamış. Teşekkür bunun çıkış noktasını şimdi bunun tarihçesi tabii daha erkene varıyor aslında. Tabii vahdi meddûh, vahdi gayr meddûh şeklinde ikili ayırım tamam Şafii'de var ama biraz daha öncesinde var. Mesela bunun ilk izlerini şöyle görüyoruz. Hazreti Ayşe Validemize bir çirkin iftira atılıyor biliyorsunuz. Bakın bu iftira hadisesi bile Peygamber Efendimiz'in ne kadar beşer olduğunu, bizler gibi birisi olduğunu gösteren çok önemli bir örnektir. Kısaca bilmeyenler için hatırlatmış olayım. Beni Mustalik gazvesinden dönüştedir herhalde. Hicretin 5. 6. senesi. Hazreti Ayşe gerdanını düşürmüştür ve gider o gerdanını aramak üzere. Döndüğünde bakar ki kervan yürümüş gitmiş. Tabi nereye gittiğini bilmiyor. O önceki yerine oturur ve kalır. Hatta uyuyakalır. Ordunun ardından böyle düşen kayıpları bulmak için görevlendirilen birisi vardı. Safvan bir muhatap. Adıyaman'ı var mı içinizde bilmiyorum. Adıyaman Samsat'ta kabri, yani bizim Anadolu'da kabri kesin olan, hiç şek şüphesi olmayan tek sahabi. Yani gitmek nasip olmadı ama biliyorum. Şimdi gelir bakar ki bir karaltı var. Onun Hazreti Ayşe olduğunu fark eder. Sadece bir selam verir. İnna lillah ve inna ilahi raciun ayeti okunur. Deveyi çökertir, Hazreti Ayşe'yi bindirir ve kervana yetiştirir. Münafıklar bakarlar ki Hazreti Ayşe bir erkekle geliyor, arkadan geliyor ve hemen onu bir ahlaksızlığa hamlederek yaymaya başlarlar. Çirkin bir iftira. Hazreti Ayşe bunu birkaç gün sonra bir vesileyle öğrenmiş olur. Hazreti Peygamber çok sıkıntılıdır. Neticede sonunda Hazreti Ebubekir'in evine izin ister, Peygamberimize gönderir ama bir koca olarak, bir eş olarak çok zor günler yaşar Hazreti Peygamber'de. Hatta işte cariyeye sorar,
bildiğin var mı diye cariye yok der. Hazreti Ali'ye sorar, Hazreti Ali ya kadın yok bir başkasıyla evlen der. Bu sözün faturası tabii çok pahalı ama olur Hazreti Ali'ye. Cemal Savaşı'nın altında bu sözün katkısı vardır yani. Ve sonunda mescitte Peygamberimiz mescitte halkıyla paylaşır bunu. Yani ne oluyor der. Eşimle ilgili bir söylenti, bir adamdan bahsediyor, ben bu adam hakkında sadece hayır biliyorum, yani Safvan'la ilgili. Ensar bir başlar tartışma, bu Buhari'de vardır, bu hadisi çoğunuz hiç duymamışsınızdır. Sahabe, Hazreti Peygamber mescitte, Peygamberimiz konuyu açmıştır, sahabe Hazreç Efs tartışmasına bir başlarlar. Mesela birbirlerini münafıklıkla suçlarlar. İnneke münafıkın tücadülü anil münafıkın, sen münafıksın, münafıkları savunuyorsun falan diye. Allah Resulü bunları zor teskin eder, neredeyse birbirlerine girecekler falan. Neticede tam bir ay kadar Peygamberimiz çok sıkıntılı anlar yaşar ama Hazreti Ayşe'nin artık gözyaşları, pınarları kurumuştur. Yani ağlayacak mecali de kalmamıştır. Ve sonunda Nur suresindeki ayetler iner. Yani sanıyorum 12-21 arası ayetler iner. Ve vahiy ile Hazreti Ayşe'nin tertemiz olduğu tescil edilir. Hazreti Ayşe çok şaşırır ona. Der ki benim temiz olduğumu Allah-u Teala'nın Peygamberimize bir şekilde belki rüyasında bildireceğini bekliyordum. Çünkü benim durumum Allah'ın namazlarda okunacak vahyine konu olacak kadar büyük bir konu olduğunu düşünmüyordum der. Yani okunmayan bir vahiy algısı, mesela Hazreti Ayşe'nin bu ifadesinde var. Yani Allah rüyasında bir şekilde bildirebilirdi falan der, şaşırır buna. Hemen arkasında tamamlamış olayım. Peygamberimiz müjdelemeye gelir Hazreti Ayşe'ye. Müjde ey Ayşe, Allah seni akladı der. Hazreti Ebu Bekir'le hanımı kalk ey Ayşe, Peygamberimize teşekkür et der. Hazreti Ayşe çok modumlu, çok gururlu, kendisine çok güvenen bir hanımefendidir. Benim Hazreti Ayşe'yle ilgili bir çevirim var işte, biraz yakından tanımak nasip oldu. Hayırdır, ben sadece Rabbime hamd ederim. Dolayısıyla yani sahabeden itibaren böyle bir algı var ama vahiy metlu, vahiy gayr metlu daha sonra gelişiyor. Tabi bu siret malzemesinde, siret meselesinde tek problem bu değil. Yani daha sonra yani zaman ilerledikçe mesela sahabe Hazreti Peygamber'le yaşamış. Onlar için Hazreti Peygamber etten kemikten beraber oturdukları, beraber güldükleri, beraber yedikleri, içtikleri, beraber savaştıkları bir insan. Ama Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra şimdi zaman ilerledikçe sahabe özlemeye başlıyor Peygamber'e. Çocuklarına, torunlarına anlatırken artık yaşadıkları o gerçekliği değil de gönülleriyle o özlem duydukları, hasret duydukları Peygamberimizi anlatmaya başlıyorlar. Tabi bilahare Yahudilerle, Hristiyanlarla birlikte yaşama başlıyor. Zimmi kültürü var şimdi. Onlar bizim Musa'mız böyle, bizim İsa'mız böyle. Bu sefer Hazreti Peygamber hakkında o gönül diliyle anlatımlar daha fazla egemen. İşte Peygamberimizin o siret gerçekliğinden biraz yani olgudan algıya geçiş başlıyor ve insanlar mesela Enes bin Malik şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber dolunay gibiydi, aydan daha beyazdı, kılıcın parlaklığından daha beyazlı gözüküyor. Oysa böyle bir şey yok. Elbette çok nurani bir sima vardı ama mesela Medine geldiklerinde işte o Çağrı filminden hatırlayın, işte çocuklar, kızlar, erkekler, herkes karşılamaya geliyor Talha-ül Bedr şeyleriyle, ezgileriyle. Allah Resulüne Hazreti Ebubekir demiş ki, ya Resulallah siz şu ağacın gölgesine oturun, hoş geldin karşılamalarını ben yapayım diyor. Hazreti Ebubekir insanları karşılıyor, gelenler merhaba ediyor. Tabii Medine'de Müslüman olmuş ama Peygamberimizi görmeyenler var. Bir yere kadar hep Hazreti Ebubekir'i peygamber zannetmişler. Ne zamana kadar? Şimdi gölge
güneş dönüp de Peygamberimizin mübarek başına güneş vurunca Hazreti Ebubekir entarisiyle Peygamberimizi gölgelendirmeye başlamış. O zaman anlamışlar ki oturan Peygambermiş. O zaman anlamışlar. Şimdi Hazreti Ebubekir'in mübarek simasıyla Peygamberimizin mübarek siması arasında belki çok ciddi bir fark yok. Ama bizdeki algı işte, hatta sahabedeki algı bile ay gibi diyor. Yani dolunay gibiydi. Kılıcın parlaklığından daha parlak. Öyle bir şey yok. Hele hele filmlerimizde böyle ışık hüzmesi falan şeklinde gösterme artık daha da işi abartmış oluyor. İşte algı yani asıl problem var. Evet. Başka? Hocam öncelikle bir sorum olacak. Yani başlamak istedim. Bir Allah'tan başkası haram koyabilir mi? Allah'tan başkası haram koyabilir mi, belirleyebilir mi? Çünkü hadislerde gelen böyle bir gelenek de var. İki peygamber, son peygamber olarak kendi ümmetine şefaatte bulunacak mı? Diğer ümmetlerden farklı olarak. Evet. Üç, mevlütteki bilgilerin doğruluğu. Neyi? Mevlüt. Mevlütler. Evet. Süleyman Çelebi'yi açmalar. Son bir katkı da yani sayılabilir bu. Hadisleri işte bu mevzu hadis üzerinden tartıştık daha çok. Bir de hani bilmiyorum geçmişi ne kadar var bu işin ama bir de peygambere tostacı muamelesi yapanlar var. Yani daha çok işte hadisler veya sünnetin dışında bir peygamber algısı da var. Belki bununla ilgili de katkıda bulunabilir. Evet, peki, teşekkürler. Şimdi helal haram koyma yetkisi sanıyorum Araf suresinde uzunca bir ayettir. Ve yuhillu lehumut tayyibat ve yuharrimu aleyhimul habais. Yuharrimuna ma harramallahu ve rasuluhu. İki ayette geçiyor bunlar. Allah Resulü'nün tabii helal ve haram koyma yetkisi var. Buna biz teşride Hazreti Peygamber'in yetkisi diyoruz. Ama burada şunu kastediyor. Yani Allah Allah Resulü bir haram kılarken Allah-u Teala'nın haram kıldığı bir şeyi mi bildirmiş oluyor? Yoksa Kur'an'dan müstakil olarak, bağımsız olarak kendisi de haram koyabiliyor mu? Bunu usulcülerimiz çok tartışıyor. Birincisinde problem yok zaten. Yani Allah'ın haram kıldığını Hazreti Peygamber tebliğ ediyor. Yani işte zina haramdır, işte riba haramdır. Bunda problem yok. Ama Kur'an'da olmayan bir haramı Hazreti Peygamber getirebilir mi veya helal kılabilir mi? Bununla ilgili tabii usulde birçok tartışma var. Benim yüksek lisans tezim Hazreti Peygamber'in Kur'an dışında, daha doğrusu sünnetin Kur'an dışında ziyade hükümler getirmesi meselesiydi. Onu çalıştım. 28 konuda, yani Kur'an'ın helal yahut haram demediği 28 konuda ulemanın icmaıyla Peygamberimizin bir takım yasakları söz konusu. Bunun en tipik örneği mesela Kur'an ve en tecma'u beynel ukteyn illa nâkat selâhter. İki kız kardeşle bir arada evliliği yasaklar. Yani siz eşinizle baldızınızla bir anda evlenemezsiniz. Ama eşiniz ölürse veya boşanırsanız baldızınızla evlenebilirsiniz. Allah Resulü muhtemelen bu ayete kıyasla kişi hanımının halasıyla, teyzesiyle de evlenemez. Bunu haram kılıyor, yasak kılıyor. Mesela İslam hukukunda bu evlenilmesi yasakların arasındadır. Yani biz de şimdi hala deyince böyle çok yaşlı birisi şey yapmıyor. Mesela hala teyze kuzen arasında bazen yaş farkı bile olmuyor. Yani Kur'an'da böyle bir yasak yok ama Hazreti Peygamber bunu yasaklamış. Yani birkaç örnek var ama biraz da tartışmalı örneklerimiz var. İkincisi şefaat konusu tabii bizim geleneksel alimlerimizin şefaat anlayışı malum. Yani hatta camilerimize de hep yazmışlardır. Şefaati li ümmeti, şefaati li ehlil kebairi min ümmeti diye. Şefaatim ümmetimden kebair işleyen, büyük günahlı işleyenleredir şeklinde. Bu hadisin sıhhatini tartışmak ayrı bir konu. Ama şefaat ya vardır yoktur tartışması da tabii modern dönemlerde akademisyenlerin çok tartıştığı bir konu. Ben bu hadislerle İslam diye basıldı işte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 7 cilt orada konularda biraz yazdık çizdik. Hazreti Peygamber'in şefaatini hayattayken ümmet için yapmış olduğu duadır şeklinde algılayan birisi. Çünkü
Çünkü öbür tarafta yani ilahi adalet tecelli edecek. Allah'ın affı var, mağfireti var efendim. Tutup da hak etmeyen birisi Hazreti Peygamber'e şefaat yetkisi verilecek diye cennete alınmayacak. Yani bir mümin imanıyla eğer cennete girmeyi hak ediyorsa Allah zaten ona izin verecek. Yani cezasını çekecek vesaire. Ama Peygamber Efendimiz hayattayken şefaat anlamına gelecek ümmet için yaptığı dualar var. Bu duaların kabul olacağını düşünüyorum. Ben şefaat bu şekilde yorumluyorum. Mevlid-i Nebevi tabi yazılış sebebi Şilemli Çelebi Hazretleri Bursa'da bir Hristiyanın peygamberler arasında hiçbir fark yoktur şeklindeki bir iddia üzerine kaleme almıştır. Hani burada لَا نُفَرْغُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُولِ اَمِنَ الرَّسُولُ'da biz peygamberler arasında hiçbir fark gözetmeyiz şeklindeki ayete dayanarak böyle söylemiştir. Oysa فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضَ ayetleri var. Ulul azim peygamberler var. Tabii pek çok peygamber arasında ciddi bir fark var. Yani 124 bin peygamberden bahsediyoruz. Ama Kur'an dönüp dönüp Hazreti Adem'den bahsediyor, Hazreti Musa'dan, Hazreti İsa'dan bahsediyor, diğer peygamberlerden bahsetmiyor. Bu bile bir fazilettir. Bunun üzerine işte Süleyman Çelebi Hazretleri bu Mevlid-i Nebevi yazıyor. Yani edebi bir tür olarak güzeldir. Halkın anlamadığı için musikisine iyi kulak veririz. Ben dahil birçoğu anlamayız Mevlid'i. Anlamaya kalktığımız zaman öyle beyitler vardır ki çok derin edebi, ilmi, felsefe vardır bir kısmında. Yani bazen bizim ilahiyatçıların birçok kelami meseleyi saatlerce tartıştığı bir konuyu bir beyitte hallettiği yerler vardır. Ama öbür taraftan işte doğum ile ilgili anlatılanlar falan bunların hiçbirisinin bilimsel değeri yoktur. Yani tamamen hurafedir yani. Tamamen hayali, hurafelere dayalı şeyler vardır. Bunu bir edebi tarz olarak biz hoş görebiliriz ama bir bilgi kaynağı olarak kullandığımızda problem çıkıyor. Şimdi bir mecliste işte Hazreti İsa'nın baba, oğul, ruhu, kudüs işte bahsedilmiş. Üst düzey bir askerimiz, bir general yahut paşa ama demiş hocam demiş. Bizde de Allah ana diyoruz ya demiş. Hani Hristiyanlar Allah baba diyor falan. Biz de Allah ana diyoruz demiş. Hoca şaşırmış. Ya kim diyor? Nerede diyor? Her işi asan eder Allah ana diyor ya demiş. Şimdi Allah ana aslında ona demek. Osmanlıca o her işi asan eder Allah ona. Şimdi kendi dedesinin dilinden bu kadar kopunca Allah anayı çıkartabiliyoruz orada. Postacı peygamber anlayışı tabii kesinlikle. Yani bir defa peygambersiz bir İslam, sünnetsiz bir Müslüman olmaz. Yani Kur'an olmadan, affedersiniz, Hazreti Peygamber ve sünnet olmadan Kur'an'ı yaşamak mümkün değildir. Kur'an'ı anlamak da mümkün değildir. Dolayısıyla ilk önce İngilizlerin işgal ettiği sömürü ülkesi Hindistan'da başlattıkları Kur'an İslamı, daha sonra Mısır'a, sonra biraz marjinal de olsa Türkiye'ye sıçramıştır. İşte Edip Yükseller, Yaşar Nuri Öztürkler biraz, işte Yaşar Nuri Öztürk hadisleri, sünnetleri tamamen inkar etmiyor. İşine geldiğinde uydurma hadisleri bile çok iyi kullanıyor. Ama Kur'an'daki İslam diye bir kitabı var. Yani orada bu görüşü savunuyor yani normalde. Hindistan'da, Hint alt kıtasında bu görüş dillendirildiğinde eline kalem almış birkaç kişi Kur'an'a dayalı ilmihaller yazmaya başlamışlar. Mesela birisi demiş ki namaz, salat, dua demektir. Dolayısıyla günde işte iki defa dua etsek yeterlidir. Diğeri demiş ki ya hiç olmazsa ikişer rekat kılalım. Secdeden bahsediyor ayette, rüküden bahsediyor. Yani herkes Kur'an'a dayanarak ilmihal yazmaya başlamış. Tabii birbirleriyle çelişkiler yumağı çıkmış ortaya. Onun için eğer Hazreti Peygamber'e sünnete ihtiyaç olmasaydı Allah bu kitabını Hira'da Mağara'ya indirebilirdi. Tabletler olarak, musab olarak indirebilirdi.
Hazreti Peygamber olmadan, sünnet olmadan olmaz. Tuncer Hoca da söyledi. Evet, Hazreti Peygamber Refika Ala'ya göçmüştür ama ümmetin risaleti, Hazreti Peygamber kendi döneminde ne kadar sorumluysa hak, hakikat adına, İslam adına, ümmet de bugün o risaletle sorumludur. Bütün insanlığa karşı o risalet görevini yerine getirmekle yükümlüdür. Bu görevi yerine getirirken de Hazreti Peygamber'siz, sünnetsiz ve hadissiz olmaz. Evet, başka. Hanımefendilerden sen. Buyurun. Başta hani Mescid-i Nebi'de. Bir saniye. Evet. Evet. Başta Mescid-i Nebi'de 40 vakit namaz meselesini soruyor. Evet. Hacca gittiğimizde Mescid-i Nebi'de 40 vakit geçirmek gerekiyor deniyor ya. Yani. Evet. O rivayetimiz zayıftır. Men salle salaten fi mescidin 40 salaten şeklindedir hadis aslında. Kim bir mescitte 40 namaz kılarsa, 40 vakit kılarsa şeklindedir. O mescidin ifadesi daha sonra mescidi diye, benim mescidimde diye biraz müdahale edilmiştir. Yani sahabe döneminde falan böyle bir uygulama yok ama gönül arz eder ki 40 vakit değil daha fazla kılalım orada. Ama Türkiye'de varmış gibi yok. Değil. Biz kitaplarımızda falan yazıyoruz, bu Diyanet'in kitaplarında falan hep var. Yani söylediğiniz şey şu, organizasyonun el verdiği miktarda Medine'yi yaşarlar, Mescid-i Nebevi'de efendim mümkün mertebe namazlarını kılmaya çalışırlar. 40 vakit şartı yoktur, vacip de değildir, sünnet değildir. Evet, buyurun. Hocam, kutsi hadis mevzusunu nasıl anlamalıyız? Evet, kutsi hadis. Şimdi kutsi hadis dediğimiz şey, Peygamber Efendimiz'in Cenab-ı Allah buyuruyor ki şeklinde Cenab-ı Allah'tan naklettiği bir takım mesajlardır. Bunlar Kur'an'dan bir pasaj değildir. Yani Kur'an vahiy değildir. Sözler tamamen Peygamber Efendimiz'in sözleridir. Mana Allah'tandır. Söz Allah'a dayandırılmaktadır. Bunların sayısı 200 kadardır. Genelde ahlak ve imanla ilgili hadislerdir. Ahkama dair hadisler yoktur kutsi hadislerde. Bu hadislerin bir kısmı İncil'de ve Tevrat'ta anlatılan bir takım bilgilerle örtüşmektedir. Bundan dolayı bazı akademisyenler bunların Tevrat'tan ve İncil'den tercüme edildiğini, devşirildiğini ve hadis diye piyasaya sürüldüğünü, Hazreti Peygamber'e ve Allah'a nispet edildiğini söylerler. Bu noktada tabi sıhhatine, senedine bakmamız lazım. Eğer sahihse böyle demek zorunda değiliz. Çünkü pekala ilahi hikmet Hazreti Musa'nın dilinde, Tevrat'ta, Hazreti İsa'nın dilinde, İncil'de, Hazreti Peygamber'in dilinde, bizim hadislerimizde de pekala Allah tarafından tekrar dillendirilebilir. Yani böyle bir sıkıntı yok. Ama benim şahsi kanaatim, bu kutsi hadislerin birçoğu Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı Kerim'deki çeşitli ayetlerden hulasa ederek Allah şöyle buyuruyor dediği ifadelerdir. Yani Kur'an'dan çıkarımlardır. Mesela Kur'an kibirle ilgili, efendim böbürlenmeyle ilgili pek çok ayette bunları yasaklıyor. Allah Resulü diyor ki Allah-u Teala şöyle buyuruyor, sizin mütevazi olmanızı emrediyor diyor mesela. Kibirden bir tevazu çıkar diyor. Yahut zulümle ilgili pek çok ayet var. O zulümle ilgili olarak da Allah diyor ki ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kıldım, zulmetmeyin diyor. Yani Kur'an'dan hareketle söylediği bir takım ifadelerdir şeklinde bir kanaat oluştu. Elbette Kur'an'ın dışında da Allah-u Teala'nın Cibril vasıtasıyla ilham olarak rüyasında da pekala bir takım ilahi hikmetleri Peygamberimiz dillendirebilir. Onun sahih mi, uydurma mı olduğuna bakmamız lazım. Çünkü uydurma kutsi ifadelerde az değil. Mesela bu işte levlaki levlaki söyledim. Yine vaizlerimizin efendim ilk vaaza başlarken, teşref çekerken söyledikleri işte küntü kenzen mehfiyen, ben gizli bir hazineydim. Fe'aratü en u'rafe fe'halaktül halka.
tanınmak istedim ve mahlukatı yarattım diye. Vaizlerin çokça kullandığı bu kendisi mahfi şeyi de efendim meselesi var. Dolayısıyla uydurmalarsa onlara biz pek karışmayız. Evet, burada bir soru daha geldi. Bunu da ben okumuş olayım. Diyor ki, değerli hocam, bizimle paylaştığınız bu değerli bilgileri televizyonda milyarlarca insana ulaşan ilahiyat hocalarımız neden anlatmıyorlar? Hatta hikayelerle insanları uyutmaya devam ediyorlar. Bu sorunu nasıl aşabiliriz diyor. Bunu Tuncer Hoca sormuyor. Tuncer Hoca toparla diye soruyor. Şimdi hakikaten yani şu anlattıklarımızı biz topluma nasıl mal edebiliriz bilmiyorum. Mesela bu Kur'an kurslarına hazırladığımız bir kitap vardı. İşte yazarlar hazırlamış. Bu sel sahnesini aynen örümcekli güvercinle anlatmış. Benim kontrolüme geldi. Oraları sildim. Tevbe suresi 40. ayeti yazdım oraya. Altta da bir şiir var. Harfleri birleştirerek beyti oluşturun diyor. Onu da sildim. Arif Nihat Asya'nın o örümcek ne gökteydi ne yerdeydi o şiir yazdım. Yani bir takım müdahaleler yapmamız gerekiyor. Yani şimdi bir an için müsaade edin hayal edeyim. Şu benim anlattığım Kur'an'a dayalı, siret gerçekliğine dayalı, daha makul, daha gerçekçi, bizim kendisine daha yakın olduğumuz, onun bize daha yakın olduğu örnek peygamberimiz biz bir an için 75 milyonu anlattık. İlkokuldan itibaren Kur'an kurslarında, İmam Hatipler'de, liselerde böyle bir peygamber anlayışı olsa bu talebeler, bu nesiller, birisi Hacı Bayram'da vaaz ederken böyle yılanı şeyini anlattığını duyunca hocam diyecekler, ya biz de peygamberimizi öğrendik. Nereden buldun bu yalanları, yılanları diyecek, tepki verecekler. Ama bu dönüşümü sağlamak o kadar zor ki benim ve benim gibi akademisyenlerin bu feryadını işte bir avuç insan ancak duyuyor. Sizin de ne kadarınız tam duyduğundan ben çok emin değilim. Sadece biraz sorular sormuş oldum. Yani bu köklü bir değişim hakikaten çok zor, çok zaman isteyecek. O kadar yani küçük yaştan öğrenildiği için zihinlere öyle nakşediliyor ki diyorum ki öğrenciye ben şeyde sınıfta bu yalandır, bu uydurmadır diyor. Mesela bu bir gün uydurma hadislerinden bahsediyoruz. İşte bizim kitaplarımızda genelde Şiiler Hazreti Ali ile ilgili pek çok binlerce hadis uydurmuştur, uydurmuşlardır derler. Dedim ki sadece bunu öğretiyoruz ama bizimkilerde Hazreti Ebu Bekir ile ilgili binlerce, yüzlerce uydurmuşlar falan dedim. Mesela dedim işte şu uydurmayı söyleyeyim. İşte Hazreti Ebu Bekir demiş ki ya Rabbi beni cehenneme sok, vücudumu öyle büyüt, öyle büyüt ki cehennemde kimseye yer kalmasın. Bunu da o bizimkiler uydurmuş dedim. Arkadan kızın birisi gitti bir hadis daha dedi. Şimdi normalde derslerde ben tek kızmam, öğrencilerimiz de var burada. Derslerde tek kızmam ama kızdım. Dedim ki neresi hadis bunun? Bir defa peygamber hadisi değil bu. Hazreti Bekir'in söylediğinden emin değiliz. Çünkü Kur'an'da açıkça cehennem diyor ki Allah-u Teala cehenneme soruyor. Helim telafi doydu mu? Galet hel min mezid. Daha var mı diyor. Yani cehennemin doğulması, doyması diye bir şey yok. Cehennemde alabildiğine yer var. Şimdi Kur'an böyle söylerken biz Hazreti Ebubekir'e kraldan daha fazla kralcı, Erhamur Rahimin olan Allah'tan daha fazla merhametli bir rol içebilmişiz. Onun için yani o bizim anlatımımız gerçekten çok cılız kalıyor. Bunu televizyonda konuşmaya kalksak herhalde televizyonu kapatmaya kalkar bu millet. Yani bunları nasıl anlatıyorsunuz falan diye. En son televizyondan bir anekdot, benim gibi bir hadis profesörü bu sene Mevlid Kandili'nde, sene 5'te nakleden bizim dekanımız, Rabi o. Bir hanımefendiyle röportaj işte gece doğru yapıyor, konuşuyor falan. Hanımefendi, hocam diyor, Peygamber Efendimiz bu Mevlid gecesi ne yapardı? Soruya bakar mısın? Şimdi bu spikeri mazur görebilirsin, okumamıştır yani onu mazur görebilirsin. Asıl gülünecek ya ağlanacak yer şimdi geliyor. Cevap. Efendim diyor, cevap.
O günü ashabını toplardı diyor. Onlara ziyafet veriyor. Ve o doğum gecesi yaşadığı bütün olağanüstü hadiseleri anlatır. Bunu söyleyen bir hadis profesörü. Vallahi lazım. Şimdi yani ben olsam orada ki bu tür kandil gecelerle ilgili hiçbir konuşmaya gitmiyorum. Camilere bile gitmiyorum. Çünkü bildiklerimi anlattığınız zaman hemen bayağı diyorsunuz. Sapıtmışlar. Falan da gitmiyorum. Sapıtmışlar hocam. Ha, 9 sene ben muhterem hocamla aynı bölgede görev yaptım. 9 sene imamlık yaptım. Bu geceleri kutladım. Ama hiçbir gece yani Rebel gecesinde uydurma hadisi anlatmadım. Bunların kültürümüzün bir parçası olduğunu anlattım. Bunlar din değil. Ama o gece program yaptım. Ama bunları televizyonlarda anlatamıyorsunuz. Dua ederim. İnşallah eğer bu söylediklerimiz doğruysa, doğruya yakınsa Mevla bu doğruları ümmete en kısa zamanda nasip etsin. Evet hocam. Şimdi iki şey söylemek istiyoruz. Evet. Hazreti Ebu Bekir bütün hayatını kendisi kazanmaya adamış bir insan. Sahabe de öyle. Bugün müminlerin de en önemli vazifesi cehennemden uzak durabilmek, cenneti kazanmak durumundadır. Bu forumdaki, bu misyondaki bir Müslüman Hazreti Ebu Bekir ki vücudunun büyütülüp de kendisinin cehenneme atılmasını isteyecek kadar aklını beyni beklemek diyememiş. Bugün bizim de bunu idrak etmemiz lazım. Bir de bunun halka nasıl aktarılacağı noktasında bilmiyorum ne yapacağız dediniz ya. Bence yapacağımız bir başlangıç olarak bu yayınlanan 7 ciltlik Hadisler ve İslam kitabında bildiğim kadarıyla hadis ricalinin üzerinde ittifak ettiği hadisler alındı bu kitabın içerisinde. İttifak edilen hadisler olduğuna göre mevzu, uydurma, mürsel diyebileceğimiz hadislerle ilgili de elinizde bir şey var, toplam var. Bunların yayınlanmasının çok tarihi bir görev olduğunu düşünüyorum. Çok önemli oldu. Yıllar önce şöyle bir başlık koydum, böyle bir kitap yayınlasam diye. Hadis diye uydurulan 99 yalan. Böyle kafiyeli bir başlık. 99 tane olsun, milyonlarca yalan. Hayır, hocam bir 99, ben öyle baba 99 seçerim ki milletin zihni Allah kullanalım. Şimdi bir hikayeyi daha anlatayım. Aynı mahallede bir hocamız, yaşlı bir hocamız. Bir gün sünnet merasim var dediler, biz de gittik. Hoca efendiyle sohbet ediyor. Konu sünnet merasimi, şimdi sünnetin önemini getirecek. O Veysel Karani kıssasını anlattı. Ben o zaman Yahya'da talebeyim, hala kendime kızarım diye itiraz etmedim diye. Diyor ki Hoca Efendi, Veysel Karani diyor, Peygamber Efendimiz ziyarete gelmişti, hepinizin bildiği bir hadise. Gelmiş, Peygamberimiz bulamayınca annesine daha fazla geçmemek için dönmüş gitmiş. Peygamberimiz bunu duymuş, hırkasını bırakmış. Efendim, hırkayı Veysel Karani'ye götürün diye. Üveys el-Karni'dir aslında, kitabet açısından söyleyecek olursak ama biz de Üveys el-Karni demişiz. Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer gidiyorlar. Tabi Yemen illerinde deve çobanı Üveys el-Karni nasıl buluyorlarsa buluyorlar. Diyorlar ki, Üveys el sen misin ben? Peki biz merak ettik, Hazreti Peygamber bu hırkayı neden sana bıraktı, bize bırakmadı da neden sana bıraktı? Demiş ki, vallahi ben onu çok severdim. Ya biz de çok seviyoruz. Açın ağzınızı bakayım demiş. Şaşırmışlar, ağızlarını açmışlar. Ne olurmuş? Bir de benim ağzıma bakın demiş. Bir bakmışlar, Veysel Karani'nin ağzında hiçbir diş kalmamış. Ne oldu demişler senin dişlerine? Demiş ki hani Uhud günü Peygamberimizin bir dişi düşmüş ya. O dişi düşünce, tabi onun nereden haber aldığını bilmiyoruz. O dişi düşünce demiş ki Peygamberimizin o dişi düştüyse benim de şu dişim düşmeli, sökmüş. Ama öteki diş ise onu sökmüş, onu sökmüş, onu sökmüş. Bütün dişlerini sökmüş. İşte demiş. Peygamber Efendimiz'i bu. Hoca bunu anlatıyor. Ondan sonra cemaat ediyor ki ben de anladım. İşte diyor, sünnet bu. Hazreti Peygamber Efendimiz bu diye anlatıyor. Şimdi burada tabi bunlar vaaz kitaplarımızda o kadar benzer örnekler var ki, o kadar çok örnek. Bunları nasıl ayıklayacağız? Hamdolsun son yıllarda biraz bu jenerasyon biraz yok oluyor artık. Yeni yetişen gençler bu tür hikayelerden fazla beslenmiyor.
Yani adam bu hikayeyi anlattığında Hazreti Ebubekir'e, Hazreti Ömer'e hakaret ettiğini, Veysel Karani gibi bir Allah dostunu böyle affedersiniz. Yani bu kadar akılsız, yanlış iş yapan birisi olarak resmettiğini dahi düşünemiyor. Anlatmış, duymuş çocukluğunda işte bunu anlatıyor. Onu bu Ramazan'da çok meşhur bir spikerimizle anlattı Ramazan'da, anlattı. Din adına. Evet, ben çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah Peygamber Efendimiz'i en doğru bir şekilde anlamayı, onun izinden, onun yolundan gitmeyi istiyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.